The Gamify'ın katkılarıyla hazırlanan yayınımız başlıyor. Evet arkadaşlar, tekrardan karşınızdayız. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Evet, 2A'dan Eda'nın yaptığı sunumla 2A sınıfından Eda arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Gamify'ın destekleriyle son Shadowlands Base Edition çekilişli lore konseyimiz başlamıştır diyelim. Görkem ve Murat Ancım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Ayağınıza sağlık, kameranıza sağlık, dilinize sağlık olsun şimdiden diyelim. Oluşum benim, merhaba. Cabbar gelip seni yiyecek. Artık ve... kedimin de tarçının da bir arkadaşı var. Arnat'ın kedisi. Evet, Arnat'ın kedisi. Oluş. Ve arkadaşlar hemen girişimizi yapalım. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bugünkü konumuz Elun ve Sylvanas. Diyeceksiniz ki ne alaka? İşte biz de onu konuşacağız. Ya ne alaka? Ama Kösker alaka deyip Shadowlands'te nasıl sıkıdıya bağlı olduğunu ya da nasıl söyleyeyim, aralarında oluşabilecek benzerlik ve hani düşmanlık demeyeyim de karşıtlık, değil mi? Daha doğru olur. Karşıtlığı inceleyeceğiz. Bir önceki konseylere göre biraz daha böyle şey tadında geçecek. Nasıl söyleyelim? 32. gün tadında falan geçecek. 32. Böyle işte sen Sylvanas'ı savundun, çıkar göster tarzında böyle espriler yapabiliriz. Allah, değil mi? Vallahi mi? Evet, evet. Hiç sıkıntımız tamam, yok. Abi, o yüzden arkadaşlar sorularınızı da direkt olarak araya almaya çalışacağım. Daha önce evet, biliyorsunuz. Evet, soruları cevaplayacağız. Evet, daha önceki konseylerde bilirsiniz. Soruları böyle bir son 15-20 dakikada ben notunu alıp daha sonrasında cevaplandırıyor idik. Bu sefer biraz daha soru cevaba yatkın bir konsey olacak ama dediğim gibi ele alacağımız konu da belli. Şimdi genelde bir başlama vuruşu yapıyoruz ama konu özellikle Murat Han'ın yazdığı Elun yazısı üzerine nasıl söyleyeyim, biz hype'landık. Abi bunu konuşalım falan filan tarzında. O yüzden Reddit'te çok büyük olay oldu. Ben bir önden giriş yapabilir miyim ona? Şimdi evet. Biraz da gel şey ya. Tabii şimdi, tabii. Behind the scenes böyle kamera arkası olayın aslında her hafta bir böyle konu belirliyoruz. Konu belirlemeden önce böyle hararetli bir tartışma dönüyor. Hayır şunu, hayır şunu evet. Konuşalım. Sen aslında... öyle savundun, sen böyle yaptın, Allah seni bela falan böyle gidiyor evet. Sen Sylvanas'ı savundun. İşte bu hafta böyle aslında ilk başta kararsızlık oldu ama sonra Murat Han üst üste patlatınca böyle hepimize mantıklı geldi. Utku da böyle işte aslında Elun mu konuşsak falan diye ilk baştan demişti. Sonra bütün hepsi birbirini kapsayınca tamam dedik, bunun üstünden gidelim. Üstüne bir de Murat Han'ın yazdığı yazı işte Lore Reddit'inde, Warcraft Lore Reddit'i var takip ederseniz. Evet. Orada 350 miydi en son? 350 bayağı, şu an. İşte 350 falan like aldı. Altında böyle bayağı güzel tartışma döndü. İşte 60-70 comment var. Yani yorum yapıldı bayağı. 350 upload var ya. Yani bayağı sağlam ilgi gördü. Onun üstüne dedik ki tamam, yani demek ki demokrasiden kaçış yok. Bu kadar ilgi görüyorsa bunu konuşalım dedik. Yani aslında Murat Han'ın attığı konular böyle sadece şey, komplo teorisi ya da böyle bilinen konuların yeniden anlatımı değil. Güzel fikirler atıyor. Ve önceden mesela bizim de böyle bahsettiğimiz hani kırıntıları takip edip ihtimalleri konuşuyoruz falan ya, onun üstüne bunları böyle derleyip hepsini bir arada anlaşılır bir şekilde sayfasında yazıyor. Zaten gene benzer bir şey yaptı. Bunu Reddit'ten yaptı. İşte ne? Konu da aslında böyle çıktı. O yüzden bugünkü konuyu yani daha çok Murat Han'ın anlatması daha uygun olacak. Sylvanas kısmında Görkem'e salıyoruz tabii. Yani arada biz de işte böyle şey, kendi gene konuyu belirlerken gaza geldiğimiz yerlerde biz de atlayalım. Böyle aynı hissiyatı sizinle beraber yaşamış oluruz. Değil mi? Daha güzel olur. Diyorum, Murat Han'a pas atıyorum. Arkadaşlar şey, şey diyeyim, yayınımıza hoş geldiniz diyeyim böyle şimdi böyle. Ya ben böyle bana bazen aydınlanma geliyor. Tamam. düşünüyorum sonra bir anda lan böyle mi lan, yoksa böyle böyleymiş diyeyim. Bir anda bir aklıma geleni karalıyorum. O da Elun hakkında bir şey dikkatimi çekti, böyle bir durum. O yüzden ben de onu bir karalayayım dedim.
İngilizce yazıp bloga koydum. Ardından dedim ki bir süredir Reddit'te de yazıyordum zaten. Orada da hani 80 upvotlu, 100 upvotlu iyi tartışmaların upvot yani like'ın olduğu düzgün tartışmaların önünü hatırlayınca bunu da hani çok bir etki hani çok bir olay olmasını beklemeden aslında koydum Reddit'e ama şu an 3 günde 71 yorum gibi çok güzel bir tartışma döndü ve upvote yani 100 oy olumlu oy sayısı 350 ve %98 oranında. Evet, %98 mi ne oy aldı değil mi? Yani şey 98 evet. Bunu şu herkes yüzden söylüyorum. upvote yani. Evet. Ve bunu Görkem de kendi sayfasından duyurdu ama tabii bizim komitede bu pek bir ilgi görmedi. Bunu o yüzden buradan tekrar duyuralım. Hani şu an ciddi anlamda Reddit'te bir ilgi var bu teoriye ve hala da Dur. etkileşim oluyor. Linkini bulup atayım. Yani Yani linkini ben 350'nin altına inmedi hatta. Sabitlendi yani oraya 3 gündür. dur hemen paylaşalım. Ha sen atıyor musun? Yani sen elinin altındaysa at. Yok Değilse ben de. arayacağım. Abi biz paylaştık Görkem'in Twitter'ından ama çoğu insan görmedi ya da görmezlikten geldi. Her neyse o başka bir Görmemişlerdir ya. şeyin Şimdi konusu. şeyini atarız linkini. Ya şimdi orada hani şöyle bir mazeret olabilir. Hani İngilizce falan diye öyle bir şey derseniz yani adam Türkçe yazıyordu zaten. İlgi görmediği için ben itiraf edeyim buradan. Ben gaz verdim. Abi İngilizce yaz Evet, bak evet. okur bunlar diye. Yani haftalarca kafasının etini yedim. Ondan sonra yazdı ve ilgi gördü yani. Tahmin ettiğimiz üzere. Evet. Yani o yüzden böyle de bir durum var. Maalesef Türk komünitesinden aldığım geri dönüşün 50 katını falan aldım. Tamam şimdi linki Bunu maalesef atacağız. de Şey yapacağız. söylüyorum. Türk Şimdi arkadaşlarımızın da katılımını tamam artıracağız. artık yani kendi haklı reklamı yaparım çünkü bu reklamı yapılacak bir şey. Şimdi konuya girelim artık. Elun Hemen. konusu şu. Kozmik haritadaki güçler şunlar. Geldi İşte zaten. ölüm, death, order, arcane, disorder, light, void ve life. Şimdi Elun hakkında emin olduğumuz yani bizim konsept olarak da emin olduğumuz bir şey Elun'un kozmik anlamda çok önemli bir karakter olacağı ve bizi gerçekten ileriye taşıyacağına yönelikti. Yani düşündüm hani Elun'a bir anlam yüklememiz lazım. Ne olabilir diye. Şimdi böyle tek tek Elun'ları böyle aklımdan geçirmeye başladım. Ya da gördüğüm şeyleri. Şimdi dedim ki bu karakterin ışıkla bağlantısı var. Çünkü Elun'un ışığı diye bir tabir var lore'da zaten. Hatta End Time'ı yaptıysanız eğer Trenden'in olduğu kısımda Elun'un ışığını kullanarak Trenden'e yardım ediyoruz. E Artı şimdi şey de var, Khadgar'ın işte ha evet, Prime o evet. Onu yarattığını düşünmesi o var. çok önemli bir mesela bir detay. Evet. Legion'daki Zera görevinde Zera'yı Elun'un yaratmış olabileceğini söylüyordu Khadgar. Karazan'daki şeylerden bu arada o da yani Evet. kitaplardan ne varsa artık Karazan'ın arşivinde. Evet. Ne karazanmış kardeşim dedik Evet. yani. Hı. Onun haricinde hayatla çok ciddi bir bağlantısı var zaten. Çünkü yaşam bahşedebiliyor. Onun haricinde Arcane ile yani Order ile bağlantısı daha çok oyun içi gameplay gibi gözükse de oyunda da var. Gameplay detay şu Balance Druid'lerin yani Elun'un oyundaki en önemli yansımasını diyelim. Arcane güçlerde kullanabilmeleri. Ki bunu Wildkin'lerde kullanabiliyor. Yani Adam asıl Moonfire işte başlı başına Arcane evet. denen bir şey. Yani arcane güçte kullanabiliyorlar. Elun bunları da müteessir. Hı. Onun haricinde Death'le de çok ciddi bilgisi var. Çünkü ölen Night onun yanına gideceklerine inanıyorlar. Elun'un ışığına ve Ysera'nın sinematiğinde de Elun'un Ysera'yı yanına aldığını gördük. Artı bir de Darkseid olarak Night Warrior olduğu Warrior. Tarende'ye nasıl güç verdiği ve ölüm getirme gücünü bahsettiği falan Evet muhabbet. yani o Aynen. Trend'e bir ölüm makinesine dönüştü. Shadow'la bağlantısını da şöyle kurdum. Bu biraz daha çok felsefik bir
düşünceydi yani. Direkt oyun içindeki Ay Void işte Old God'dan çok. Elun Ay. Ayın iki tarafı vardır. Bir karanlık, bir aydınlık. Ve Elun'un Tyrande'ye verdiği güç de karanlık güçtü. Yani ışığın tam karşısındaki Darkness'ta. O yüzden Void ile de ben bir bağlantı kurdum ve bir tek şu aşamada Kaos kavramıyla bir bağlantı kuramadım. Ama geri kalan 5 gücü de Elun bir noktada kullandı. Veya hakim olduğunu bize gösterdi. Benim buradaki düşüncem şimdi bir noktada fel olarak olmasa da kaos kavramıyla ilgili bir şey de çıkabilir. Evet. Benim buradaki iddiam bütün kozmik güçlerin kaynağının Elun oldu. Kaynak. Elun'u source demiştim. Kaynak demiştim ve ya böyle ya da hepsine hakim bir canlı. Ve bunu da iki ihtimale bağlamıştım. Ya benim mimar teorimdeki architect olma ihtimali. Bütün bunları tasarlamış olarak. Onu da anlatmıştık zaten. Ya da Frost One'lardan biri olma ihtimali. Şimdilik yani bu teorinin First One dediği de tabii yani duymadıysanız bilmiyorsanız Shadowlands dahil bütün evreni yaratan ırk olarak işte bu Shadowlands'ı yaratan varlıkların bahsettiği bir işte ırk, üst bir ırk. İşte bütün bu Jailer'ın işte Arbiter'ın falan dahil olduğu ırk. İşte bunlar Shadowlands'ı yaratan ırk olarak geçiyor ve işte First Ones'dan bahsediyorlar. İşte onlar bu düzeni kurdu. Shadowlands'ın düzenini onlar kurdu. Biz işte idare ettirmekle sorumluyuz gibi bir böyle söylemleri var. O yüzden Elun da bu o ırklardan üst bir varlık olarak işte First Ones'a dahil diye düşünüyoruz herhalde. Ve bir arkadaş yazmış yani Elun'un nasıl o zaman iki tane baykuş götürür diye arkadaşlar götüremedi. Tren'de o kendine gelen Molfron baykuşlarını patakladı. Patakladı ve dövdü. Bolvar'ın kapısından geçtiğini biliyoruz. Hı? Bolvar'ın kapısından geçiyor ama bizimle gelmiyor ya. Evet o da var. O da Shadowlands'e geçiyor evet. Yani o videoda evet görünen bir karakter ama orada patlamadığını önceden hani beta'da gördüğümüzden evet. Dolayı net bir şekilde orada patakladığını biliyoruz yani. Yani muhtemelen o da eklenecek. Daha event başlamadığı için göremiyorum. Evet. Orada olmazsa şeyde mutlaka göreceğiz zaten. Shadowlands başlangıç kısmında 3 tane in-game cutscene var. Bir tane de sinematik var. Onlar daha beta'da yok. Muhtemelen onlardan birinde bizzat göreceğiz onu yani. Yani teorinin özü bu. Teorinin özü bu dediğinde yani şöyle söyleyeyim ben. Elun aslında böyle sanki işte Priestess of Elun ya da işte Goddess Elun falan tarzındaki itamlar ya da işte Night Elf'lerin yani özellikle Night Elf'lerin mesela nasıl söyleyeyim. İşte bir Tauren'i tutup da Elun'a taptığını ayan beyan açık açık görmüyorsun ya da nasıl söyleyeyim. İşte bir Human tutup da Human Priest ya da Human Paladin'i tutup da ışığıyla alakalı bir tapınma muhabbetinde Elun'a tapmıyor ya da Elun'dan yardım istemiyor. Yani tanrısı olarak Elun'u görmüyor. Özellikle Night Elf'lerin Azeroth'ta bir nasıl söyleyeyim hani Order'ına ya da topluluğuna Sisterhood daha çok bu ön plana çıkıyor Night Elf'lerin içinde de. Demek istediğim şu, sadece Night Elf'lerin biliyor olması, köken olarak işte Dark Troll'lerin dayanması, işte Azeroth'taki eski ırklar olması buna dayanıyor olabilir mi? Yani bir daha önce Azeroth halkı, Azeroth'taki yaşayan ırklar diyeyim, Elun'u görmüş ya da Elun'u hissetmiş olabilir mi? Bu anlamdaki düşüncelerin neler? Yani başka formüle tapıyorlar o zaman. Onun bu Chronicles'ta mı yazıyordu yoksa eski Lord'da mı yazıyordu hatırlamıyorum ama tarihçede eskiden Warcraft tarihçesinde Night Elf'lerin Elun'un Vel of Eternity'nin içinde gece yeri uyuduğunu inandıklarını söylüyordu. Yani o Vel Arke enerjinin içinde uyuduğunu. Ama o şey artık kanon değil o. Yani kanon değil mi o artık? Evet evet. O artık Chronicle'da onu bozdular. Yani dediğin gibi o galiba şeyde vardı Elun'la ilgili. Mesela işte hani benim sorduğum soruya benzer bir soruda Şükrü sormuş. Earthmother'la Elun aynı şeyler mi diye. Başka formülle yani tapıyor Elun, o zaman senin söylediğine göre. Başka bir isimde tapıyor olabilir. Evet aslında. Onu aynı söylüyor şey ya. Earthmother mı? Yok bir dakika. Earthmother değil. Karıştırdım.
Muşa. Muşa mıydı? Aha. Muşa. Tavren. Tamam. O Elun'a verdikleri isim olabilir. Earth Mother Azeroth. Hayır, biraz daha benim asıl sorum şu. Mesela işte Virkullar neden bilmiyor Elun'u? Daha mı eskiye dayanıyor? Başka bir hadise yaşandı mı? Bilinen bir şey var mı? Yoksa teorin nedir bu anlamda gibi soruyorum. Yani Elun kendini o kadar açığa vuran bir canlı değil zaten bana tapın diye. Virkulların gördüğü yaratıcılar Titanlar. Zaten işte bu neydi bu Disc of Norgannon'u aldığımız dungeon'da. Onlar işte Dwarfların ve işte Rykulların falan Titanlardan Makers olarak bahsettiklerini biliyoruz. Yani onlar için evet. Yaratıcılar Titanlar. Tanrı olarak Titanları görüyorlar, evet. Yani Warcraft'taki bir sürü din olduğu için Elun'u bilmiyor olabilirler. Ya da mesela Velen gibi cahillik edip Elun'a ne demişti Velen? Biliyorsunuz değil mi o konuyu? Ne? Elun nar olabilir falan demişti. Velen. Evet. Trenlere demiş ki ya bir basket bak. Beni ayak sinirleyip ayaklandırma deyip göndermişti Velen'e. Daha o sırada Night Warrior değilim tabii. Olsa kafasına olurdu Velen'in herhalde böyle bir şey yüzünden. Ya o şeyi ben çok aslında ama böyle garip karşılamıyorum. Çünkü Velen neticede hani gezegenin adamı ol birader desen ki bu gezegenin adamı değil yani. Zaten işte o yüzden onun bildiği tanrı figürü şey. Nauru. O yüzden evet. O da öyle diyor. Tabii o yüzden zaten aynen. İşte Light Goblin'e... Adam Nauru ne dediyse onu yapmış. İlid'inde dalga geçiyor ya işte ondan zaten. Biraz böyle kendi iradenle davran falan diye. Ya bir Goblin'e tanrı ne desen para der yani. Anlıyor musun? O yüzden yani ama mantıksız da değil yani şu an. Çok da farklı bir ülkede. Evet. Neyse. Bir soru gelmiş. Elun Azeroth'un yansıması olabilir mi diye. Ya. O iş şuna gidiyor. Elun Azeroth'un yansımasıysa Azeroth Titan olamaz. Ya. Azeroth doğmamış bir titan. Yani onu net olarak biliyoruz. Artık iyice kanon da oldu. Yani Elun'la bir bağlantısı yok. Elun'un şöyle bir şey olduğunu tahmin edebiliriz. Yani Azeroth'un üstünde gördüğümüz ay Elun değil. Yani Night Elf'ler her ne kadar aya tapıyormuş gibi gözükse de Elun'a taparken aslında taptıkları şey Azeroth'un ayı değil. Zaten o iki ayın adı da Elun değil, büyük ayın adı. Yani o yüzden ondan eminiz. Yani ancak şöyle bir şey olabilir. İşte o ay Elun'u temsil ediyor gibi görüyor evet. Olabilirler. Yani Elun'un bir yansıması ya da onun gücünün işte Azeroth üzerindeki işte göstergesi falan gibi görüyor olabilirler. Ama işte aya tapmıyorlar. Onu biliyoruz. İşte evet. O yüzden şey de yok. Yani Azeroth'un birebir Elun'la bir bağlantısı yok. Elun'un Azeroth üzerinde bir etkisi var. Tanrısal evet. Elun'un çünkü başka gezegenlerde de falanları, takipçileri olduğunu yani, öğrendi. İşte Shadowlands'in betasında zaten bunu öğreniyoruz. Tyrande'nin hikayesinde başka Night Warrior'lar olduğunu, başka gezegenlerde, başka gerçekliklerde de işte Elun'un olduğunu öğreniyoruz. Oradan gelen Night Warrior'larla konuşuyor. Elun. O ölüp işte Ardenvale'de gelmiş ya da işte bir şekilde oraya düşmüş diğer Night Warrior'larla konuşuyor ve oradan öğreniyoruz bunu. Demek ki Elun yani sadece Azeroth'a etki eden bir varlık değil. Çok yok. Daha yani etkisi zaten falan. Zaten Elun'un pardon güç seviyesini kafamıza yükseltmemizin en önemli sebebi bu gerçekti. Her şeyi kapsayan bir canlı olduğu için. Evet, aynen. Belki daha kaç tane Night Warrior oldu? Ve o Night Warrior'ın gücünü de şöyle anlatalım. Gezegenlerini o ölen iki Night Warrior gezegenlerini yok etmek üzere olan Old Kadımsı canlıyı yok etmişler Night Warrior gücüyle. Tamamen. Evet. Öyle bir canlıdan söz ediyordu çünkü. Gezegenlerini yok etmek üzere olan bir Old Kadımsı canlıyı yok etmiş Night Warrior gücüyle. Nathanos sorusu gelmiş. O konuda kafa karışık yani. Bir yandan BFA'nın onu BFA'nın hikaye rezilliklerinden biri olarak görmek istiyorum. Şey gibi. Lillian Voss'un bir anda I am Forsaken demeye başlamış olması gibi. O öyle bir şey olabilir ama başka bir açıdan da Jailer'dan güç alıyordu Nathanos. Zaten sonra. Nathanos ufak da olsa Jailer'dan güç alıyor olabilir.
Ya şimdi ne olduğunu ne olacağını bilmiyoruz ama yani bildiğimiz kadarıyla Nathanos'un sonuçta halen daha Sylvanas'ın hizmetkarı Evet. ve yani sağ kolu olduğunu biliyoruz ve Sylvanas tarafından korunan bir karakter haliyle Jailer tarafından da Evet. korunuyordur. O yüzden onun başına gelenlerden direkt olarak hani ne olduğunu çıkarmayın. Bambaşka şeyler de olabilir. Şimdi bizim tahminimiz Evet, spoiler'a tahmin bu. ama tahmin olarak işte bu pre-patch event başladığında Nathanos World Boss olacak. Orada da Ve kendini Tyrande onu öldürecek. Onu da söylüyorum. Tyrande öldürecek olarak biliyoruz. Onu görmüyoruz şeyde PTR'da da görmedik. Orada da bir gene yayınlanmamış in-game cutscene var. Ya da belki sinematik gelecek işte. Umarım bir sinematik. Yayınlandığı zaman nasıl olduğunu ve bundan sonra ne olduğunu göreceğiz. İşte öldüğünde ne olduğunu. Ama bizim tahminimiz zaten kendini öldürtmek istiyor o aşamada Evet. artık. Mova Yani geçebilmek için. Mava geçip işte Sylvanas'ın yanına gitmek için kendini öldürtmeye çalışıyor. Ve bunun için de işte yani kendi eski evine gidip en kolay bulunabileceği yere gidiyor. Orada da zaten gelen herkesle dalga geçiyor. Aa nasıl buldunuz beni burada evimin önünde falan diye Ve böyle. Saarfenk'e hakaret falan ediyor. Ha tabii canım yani hem gelenlere hem böyle şey hem Alliance'a hem orada herkese giydiriyor Herkese böyle. giydiriyor böyle şey boyunca. Yani baya güzel o alt diyaloglarına dikkat edin gelin. Zaten muhtemelen kusana kadar keseceksiniz alt kasarsanız falan. Gearlamak için altlarınızı günde bir kere en az her karakterle keseceksiniz onu. Ve bir şey diyelim mi? Söyle. Sylvanas konuşa da madem. O diyaloğu bir şeye yorabilir miyim bilmiyorum ama Nathanos'un o diyalog box'ında Vovet'te bir de Ha birini evet. diyor. Hani ne diyordu şu an? Vallahi hatırlamıyorum. Görkem bulur birader hani. Aynen Dark Telefon Vader'ın çalıyor. istediği gibi hareket ediyoruz gibi bir şey Telefon çalıyor. birine Dur. diyor. Ney dur orayı Nathanos'la kapat. görüşüyor. Bakın gösterin size şöyle. O loyalistler biz olabiliriz mesela. Ha O evet. loyalistlerle konuşuyor olabilir. Şimdi bakalım bir yandan da onun tarafı. Zaten şey yani Orgrimmar'da işte bu ilk Battle for Azeroth bittikten sonra loyalistlerin Whisper görmesi işte o Sylvanas'la ekstra bir bitiş görevi yapmamız falan gibi şeyler var. Çok büyük Evet. ihtimalle loyalistlere orada bir ufak gönderme de yapacaklar işte Nathanos'un World Boss olduğu quest'te ve onun bitişinde Evet. çok büyük ihtimalle biz şeye Shadowlands'e geçerken de o loyalistler gene Sylvanas'tan ekstra bir diyalog alacaklar. Çünkü o yönde gidiyor gibi biraz böyle Diyaloğu göndergeler buldum. var. Bir tane cümle en sonunda söylüyor. Aha. Of course, my queen, we will not disappoint you. Tabii kraliçem, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız. Bu yani bir bizimle savaşırken böyle seri atacağı bir whisper olma ihtimali var diye düşünüyoruz. Evet, yani aynen. O gayet Bu makul arada ben olur. küçük bir araya giriyorum Ne? müsaadenizle. Şöyle arkadaşlar kendi ekranımı vermek suretiyle duyurumu yapıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika önce çekilişi başlattık. Zaten chat'te görenler komutu girmeye başladılar. Sözlü olarak da duyurusunu yapalım. Belki altap almış oyun oynayan arkadaşlarımız vardır. Duyun arkadaşlar, çekiliş başladı. 5 haftalık uzun serüvenin sonuna geliyoruz. Artık dağıtacağımız son Shadowlands Base Edition ama çekilişlerimiz sona ermiyor. Devam edeceğiz. Gerek game time gerek oyun dağıtmaya çalışacağız. Sizlerden gelenleri sizlere geri vereceğiz gibi bir durum yaratmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Size koyacağım. Bunlardan en önemlisi de 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bizim hedefimiz arttırmak sayıyı ama iki tanesi kesin olmakla birlikte iki adet 30 günlük game time çekilişi olacak. Devamında yapmaya çalışıyoruz. Diyelim sanki Sylvanas'a geçmeye başladık. Ben dedim ki Elune Sylvanas arasında bir duyuru yaparım dedim. Ufak ufak Sylvanas'a geçmeye başladık. Hep Şükrü'nün şey yemesi bundan. Soruyu sordu. Hemen Elin daha Neytonos'tan konuşuruz ileride. O sorular falan geliyor. Neytonos'tan sonra. Collector's Edition hayırlı olsun Görkem. Evet. Evet, var olun şimdi Öyle gördüm. olsun valla. Sattı böbreği aldı Collector's Evet. Edition'ı. Evet kendi aldı abi. Kendi emeğiyle aldı yani. Çok bir şey değil yani. Feda olsun bir böbrek. Ne yapalım? Diyelim Valla ve önden yani gayet parasını ayırdım ve aldım yani.
Ben özür dileyim Görkem ve Murat'tan. Buyurun. Silvanas'a başlayalım mı? Saat kaçta olacak diye bir şey gelmiş. Arkadaşlar 50 dakika, 49 dakika süresi kaldı. Katılım şu anda başladı. Bir dahaki sefere ben de alacağım. Biliyor musun? Utku'yu dinlemeyeceğim. Ne olursa olsun alacağım ondan habersiz. Alacağım. Şimdi şeye başlamışlar. Aslında oradan bir yürüyüş gerçekleştirebiliriz. Collector's Edition içeriklerini satıyor. Yani oyunu moyunu satmıyorlar. Ha, evet. Tek tek alınca pahalı olmuyor mu? Bilmiyorum. Türkiye'de var mı böyle bir uygulama bilmiyorum ama. Ha şey mi? Kitapları falan mı ayrıca? Kitapları, o pinleri, legal... işte mousepad'i falan ayırmışlar. Ha o legal değildir abi. Yani. Yo shopta ya. Shopta mı ayrıca var? Dur bakayım ben yalan söylemiş olmayayım. Yanılıyor olabilirim çünkü haklı olabilirim. Bir yana da devam edelim o zaman. Evet. Buyur buyur abi söz senin. Evet Görkem'le beraber atıp dolum artık beraber. Şimdi bizim Silvanas konuşmak istememizin asıl sebebi zaten hakkında çok konuştuk ama yabancı Türk komünite fark etmeden Silvanas'a karşı çok yanlış yorumlar var. Yani vardı hiç artık olayın... yok vardı artık yok ama ben sana söyleyeyim biraz daha duruldu. Yo. Hala görüyoruz ama çok yoğun şekilde. Yani çok genel yanlış yorum. Yanlış bir şey var yani. Ön yargı diyelim ona. Evet, ciddi bir ön yargı var yani. İnsanların bakış açısını değiştirmeme ve hani işte Blizzard işte yok etti karakteri, olmaz olsun böyle oyun tadında böyle işte yok etti Silvanas falan yanlış düşünceleri var. Bunu biraz o bakış açısını biraz değiştirmek istiyorduk bu yayında. Görkem'le açalım. Sonra ben alırım kısaca. Tamam o zaman madem Görkem böyle elleri hani... hazır mısınız falan mı? Ya zaten şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi biz bu konu ne zaman açılsa mesela nötr ortadan konuştuğumuz zaman bile Silvanas sempatizanı damgası yiyoruz. Böyle öyle bir garip bir ön yargı var. Evet Silvanas'ı ezmediğiniz anda loyalist oluyorsunuz. Yani evet. Halbuki yani bak yani dördümüzde diyebilirim. Yani dördümüzde oyunun yani Battle for Azeroth'un zaten bütün hikayesini görmeniz için 3 tane karakteriniz olması gerekiyor. Bir tanesi Saurfang tarafından oynayan Horde olması lazım. Bir tanesi Silvanas tarafından oynayan Horde olması lazım. Bir tane de Alliance karakteriniz olması lazım. Evet. Bir de 3 karakteriniz varsa ve War Campaign bu zincir questlerini 3 karakterle yapmazsanız zaten Battle for Azeroth'un bütün hikayesini görmüyorsunuz ilk elden. O yüzden biz yani bu 4 kişi şu anda bu yayında olan 4 kişi zaten bunları yapmadık. Mesela Eda belki bir kısmını yapmamış olabilir ama Utku yaptığı için o da oradan biliyor. Ve yani o da konuya hakim. Şimdi biz aslında bunları söylerken bu 3 konuyu da bilerek ve gayet aslında nötr konuşuyoruz. Yani genel hikayeyi konuşuyoruz. Şimdi hikaye konuşurken de şu şöyle bu böyle dediğinizde taraf tutuyormuş gibi oluyor. Çünkü mesela size tepki veren kişi atıyorum Saurfang tarafını oynamış ve onu tutuyor oluyor. Kardeşim bu bir hikaye. Yani takım tutmuyorsun. Yani Beşiktaş Galatasaray maçı değil bu. Yani Warcraft hikayesi yani bu 3 koldan yazılmış ve 3 tane katmanı olan bir hikaye zaten. Silvanas tarafında da bu oluyor dediğin zaman sen Silvanasçı olmuyorsun. Evet. Senin mesela main karakterin Silvanas'ı tutup onu yapmış, bitirmiş ama sen diğer karakterlerinde de mesela işte benim Hunter'ım mesela işte Saurfang'çı, işte Reputation kastığım karakter işte Human Warlock. En çok onunla oynadım mesela Battle for Azeroth'ta çünkü çok Reputation vardı farmlanca. Direkt onunla oynadım rahat rahat böyle dotlaya tank tepetle. Yani o yüzden çok yaşama. Kim hapşırıyor? Ay ben pardon. Ya şey yani o yüzden Silvanas'la ilgili konuşurken bunu mutlaka bir kenarda ilk başta söyleyelim. Şimdi yani bu aşamada da ne oldu? İşte Silvanas mesela şey herkes şuna takılıyor. İşte Horde is nothing diyor ya mesela. İşte Silvanas Horde is nothing dedi. Siz Horde olup nasıl hala Silvanas'ı seviyorsun? Ya kardeşim Silvanas orada Horde is nothing deyip basıp gitmedi ki. You are all nothing. Orada başka bir sürü şey diyor. Evet. Ondan önce bir şeyler oluyor. Ondan sonra bir şeyler oluyor.
Yani evet, bunları herkes ignore edip Hort is nothing de diye takılıyor. Bak mesela senin orada çok küçük bir araya girip bir yorum yapabilir miyim? Mesela her şeyde işte Saurfang muhabbetinde biraz şey çekilir ya işte. Saurfang daha iyi cildi falan filan diye. Mesela işte o Saurfang'ın Maggorasını kabul edip ki aslında bir elf olarak ya da bir undead olarak yapmak zorunda değil. Zorunda değil çünkü ork töresine ait bir şey. Bunu da konuşacağız bugün konu sıralamasında. Onu da neyse söyleyeyim. Velhasıl kabul edip ve gerçekten Saurfang'in artık intihar yolunda gittiğini anlayıp Saurfang'e istediğini verip orada Horde ve Alliance arasında, daha doğrusu Horde ve Alliance'ın dahil olduğu işte Saurfang'çiler, Sylvanas'çılar arasında çıkabilecek büyük bir çatışmayı engelledi mesela. Biz mesela ağacı yaktık diyoruz, masum sivilleri katlettik diyoruz. Burada biraz daha elflerin muhabbeti var çünkü orada chatte görüyorum ben, benden kaçmıyor. Evet. Orada elf yöneticilerinin de biraz sorumluluğu var. Mesela Sylvanas burada işte dediğim gibi hem Alliance ordusundan hem de Horde ordusundan ölebilecek insanları nasıl söyleyeyim ya da işte ölebilecek karakterlerin önüne aynen geçiyor ve sadece Saurfang'i burada hadi diyelim şehit ediyor diyelim ya da öldürüyor diyelim ve İstediğini sonra alıyor undead gücünü ya da alıyor dead gücünü basıyor gidiyor lelelei diye Windrunner Spire'a ve yani büyük bir savaşı Saurfang önlemiş oluyor yani. Saurfang konusunda şunu da söyleyelim, BFA'nın başından beri Saurfang'in asıl amacı ölmek aslında. Onun ya ben açık yani bir savaşçı ölümü ölüp oğlunun yanına gitmeye çalışıyor en başından. Evet, yani Saurfang'in asıl amacı o arkadaşlar. Hort Mort onun yüzeyin üstündeki sebepler. Çünkü mesela Anduin onu Lordaeron'da şehit etmeyeceğini söylediğinde diyor ki ben ölmeyi hak ediyorum artık diyor. Yani Saurfang orada ölseydi mesela bu rebeller hiçbir zaman olmayacaktı. Evet. O yüzden siz Saurfang'in davasına çok bağlı olsaydı orada ölmeyi kabul edeceğini mi düşünüyordun? Yani Saurfang'in asıl derdi, tamam Saurfang'in Horde sevgisini sorgulayamayız ama en başından beri derdi ölmek istiyordu sadece ve buna kavuştu. Horde için şehit olmak istiyordu. Hatta yorulmuştu yani abi, bir de gerçekten Azeroth'taki siyasi düzen ona gelmiyordu. Anladın mı? Bir anlaşmazlık var abi. Çıkar, vuralım kafamıza. Tamam sen haklısın. Yani buradaki altta dönen şey ona gelmiyordu. Hatta doğru yakından takip edenler. Çok eski ork yani. Eski kafalı ork. Bir de dediğim gibi bak, doğru yakından takip edenler Garrosh'la ilgili şeyi de bunu göreceklerdir. Thrall'ın yapmaya çalıştığı o siyasi işte düzenler, işte siyasi anlaşmalar, Alliance'la ilgili işte alttan birleşmeler, üstten direkt anlaşmalar falan. Ta Wrath of the Lich King'den öncesine kadar dayanan bir şey var yani orklar arasında. Evet. Abicim ne yapıyorsunuz ya? İnsan onlar, vur kafasına. Çünkü hep böyle görmüşler. Saurfang de böyle görmüş bir karakter. Yani Sylvanas'ın ne yaptığı umurunda değil. Bana göre yanlış yönetiyor. Tamam, vur kafasına ya da ben öleyim abi moduna girdi. Çünkü çok yorulmuştu artık. Ölmek güçlü olan dediğini yaptırsınla geliyor işte temel mantıklı. Saurfang'in bütün yaptığı her şey o mantıklı. Bak chatte çok güzel bir şey var. Me no like politics. Aynen öyle abi. Yani ork tarafından bakınca. Evet, evet. Ne yani, bakın başka bir detay verelim. Herkes bunu atladı. Ben onu yazımda koydum. İlhan'ın nasıl varası karşı benzettiğim yazımda. Ona da gireceğiz. İşte bu Battle for Lordaeron sırasında Sylvanas'ın Alliance'a kurduğu tuzak sonrasında işte Horde geri çekiliyordu. Alliance'dan da bu Plague yüzünden bir sürü şehit oluyordu. Saurfang de diyordu işte senin onurdan anladığın bu mu? Helele falan diyor. Sylvanas da diyordu ki sen öyle diyorsun da belki sen burada şöyle çok hoşuma gitmişti. Belki sen askerlerinin onurlu olarak öldükleri sürece ölmelerini umursamıyor olabilirsin. Ama ben bu Horde'u hayatta tutmak istiyorum diyordu. Yani belki orada kendi amacı için tabii bunu söylüyor ama orada önemli olan şey Saurfang ve onun kafasındaki orklar için önemli olan ölmek. Yani orada ölse o bitecek. Yani Horde orada onurlu öleyim de savaşta nasıl olursa olsun. Yani Horde orada patlamış, bir şey olmuş. Sylvanas orada Horde'u kurtardı. Legion'da da kurtardı. Evet. Ben geçen arkadaş şey yapıyordum Broken Shore'u tekrardan Horde'da. O detayı ilk kez gördüm. Resmen sinirim bozuldu gülmekten. Broken Shore'da Horde tarafındaki Broken Shore'da Horde tarafındaki yukarıdaki savaşta abi yanında Troll'lu Bane duruyor, tamam biz savaşıyoruz. Karşıdaki Legion gemisinden beam yolladılar heriflerin üzerine.
Yani Hord'un ağzı o kadar kırılmıştı orada. Yani Troll'un kafasına herifler ışın yolladı gemiden. Ama orada diyoruz ki işte Hord kaçtı. Hord yok olsa. Yok olacaktı orada Hord. Evet. Orada Hord yok olsaydı bütün liderleri tek hamlede yok etmek üzerelerdi yani. Evet. Ama zaten şey var ya genelde evet abi Hord patlasın tamam abi. Azeroth'ta sadece humanlar olsun oynayalım falan böyle takılalım. Evet. Yani abi gerçekten komik ya. Troll'un kafasına herifler beam attı ya. Tabii ki kaçacaksın. Yapacak bir şey yok. Yok. Vorjin'in söylediği de oydu. Hord'un bugün ölmesine izin verme demişti sadece. Evet. Emri zaten Vol'jin veriyor orada. Geri evet. Çekilmesini. Sylvanas kendi kafasına göre iş yapmıyor yani orada da. Ya onun biraz da şey var yani yapabilir. Neden? Kendi kafasına evet, göre tabii. İş yapabilir. Evet. Evet. Warchief oluyorsun yani falan gibi. Yani. Başka bir detay daha verelim o sinematikte. Varian öldükten sonra Sylvanas'ın mesela yüzünde hani Gul'dan'ı kendi fırsatı bulsa kendi öldürecek bir ifade vardı. Onu da söyleyelim sinematiği izlerseniz evet. Hort tarafından. Ha, o zaman şimdi ağacı yakma konusuna girelim artık. Çünkü yani Elon oradan mı dalalım? Elon'dan mı dalalım ona bak. Çok güzel dalarız ona ağaç konusuna. İkisini de... hem birleştirmiş oluruz. Dur önce bir ben sen unutma Utku. Tamam. Tamam şey değil. Burada Murata'nın işte ilk başta dedik hani ilk yazısı üzerine ilk konu. Bu da ikinci yazısı üzerine aslında bu konu. Onu araya sokuşturayım. Şimdi sen Utku devam et. Yok ben şöyle söyleyeyim. Ha. Sylvanas ve Elunia hani ağacı yaktı mevzusuna oradan girip ikisinin kıyasını ve aslında yani Elun'un da nasıl bir Death'le ilişkisi olabileceğini işte zaten nasıl söyleyeyim işte Winter Queen muhabbetleri... Yani Winter Queen böyle çok seviyoruz. Acılı bıcılı. Ay ne kadar tatlı. Duygusal ağlı ama Shadowlands'da falan. Hep bunu göz ardı ediyoruz. bu tarz şeylere değinelim istiyorum. O yüzden Murat'tan ağaçtan girebiliriz yani. İstersen Elun'la gir, istersen Sylvanas'la gir. Bir yorum gördüm de abi Sylvanas savunmak için suyun taşını sıkıyorsunuz diye. Hayır abi biz detaylara hayır. Bakıyoruz sadece. Biz bu detaylara bakmıyoruz. Savunmuyoruz da dediğim gibi yani Sylvanas mantıklı. Gerçek değil falan. Yani mantıklı değil. Oyun anlamında savunursun. O bir şey değil. Hani biz sadece detaylara bakarak konuşuyoruz ve şunu da söyleyelim. Tekrar bunu çok söyledik ama lore ekibi insanların, loyalistlerin de Sylvanas'tan nefret edenlerine düşüneceğini pek önemsemiyor. Onu söyleyelim. Steve Denizer bunu kendi söyledi. Evet, güzel bir anahtar nokta aynen. Onlar ne isterlerse onu anlatacaklar. Ağaç konusuna girelim abi. Gir. Bir şey daha söyleyeyim ağaç konusuna tamam. Sen girmeden önce şimdi Sylvanas'la ilgili önyargıda son bir aslında anahtar nokta var. Bunu oyun içerisinde şu anda canlı hale geldiği için aslında event başlamadı ama Sylvanas'ın bu Shadowlands sinematiğinde gördüğünüz yaptığı şey şu anda işte oyunda olmak üzere. Bu PTR'da gördük ve işte sonra event başlayınca artık oyunda da gerçekleşmiş olacak. O helmi kırma anı event başlayınca olmuş olarak kabul edilecek. Evet. De, o sinematiği hatırlayın. Sinematiğin sonunda helmi kırdıktan sonra ne diyor? I will set us all, hepimizi özgür bırakacağım diyor. Bütün bu dünya bir hapishane ve hepimizi özgür... Orada bizli konuşuyor. Hepiniz yapıyor. Yani evet. Bu kadar bencil denen... kendi için her şeyi ya da Jailer için her şeyi yapan bir karakter neden biz diye konuşsun ve bizi kurtarma gibi bir derdi neden olsun? Orada bunu yendiği eski Lich King'e neden desin? Bunu düşünün. Sonra bu detayı atayım. Şimdi bir geçelim. Bir de ben çok böyle günümüz dünyasıyla ilgili bir bağdaştırma yapabilir miyim ağaçtan önce? Evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Düşünün ki mahşer yeri patlamış. Tamam mı? Ne cennete ne cehenneme insan gidemiyor. Tamam mı? O Araf'ta beklediğiniz Araf'ta beklediğiniz yerde artık dolmaya başlamış ve bunun dünyaya, günümüz dünyasına leakleri olmaya başlıyor. Yani nasıl söyleyeyim? İşte amcam birader ne yapıyorsun ya? Bir dakika şu çakmağı ver diye uzanıyor böyle senin yanında bir anda ölmüş amcan atıyorum tövbe estağfurullah. Hani anladınız mı? Böyle bozulmuş bir düzen evet. Var ve bunun düzeltilmesi lazım ve bu kansız, acısız ve nasıl söyleyeyim? Bir anda
yapmadan olmaz. Ipucukla olacak bir şey değil. Evet evet yani böyle sevgiyle ya da başka şeylerle olmaz. Kesinlikle evet. Bir anda bıçak vurarak yapılması lazım. Belki de bizim şöyle söyleyeyim, bu düşüncelerimizde göt de olabiliriz. Hani tam tersi şeyler de çıkabilir yani. İşte abi Utku tabii böyle söylemişti, nasıl olmadı gördün mü abi falan moduna da girmeyelim. Tabii ki spekülasyon yapıyoruz zaten. Aynen. Yani teori üretiyoruz. teori bizim yani kalesi falan gibi içeriden dikimiz de yok, ne yapalım? Mesela şimdi ağaca geçeyim. Mesela ağaç da işte bu düzeni bozan yapılardan bir tanesiydi. Nasıl bir tanesiydi? Elfler ölüyordu. Mahşere gitmiyordu. Dünyada kalıyordu. Ve bilinçleriydi. Evet. Yani şöyle düşün. Mesela senin sevmediğin bir ırk var orada. Ötede, uzakta. Ya da sevdiğinde. İşte senin ölün gidiyor böyle, yok oluyor. Ama o ölüleriyle iletişime geçmeye devam edebiliyor falan. Kıskanıyorsun içtenince falan. Böyle. Bir de zarar veriyor işte bu ölü düzenine. Bunu da bir açıklayalım. Açıkla abi, buyur tabii. Ölünün bu dünyada kalması durumu da yine benim daha önce yazdığım bir şey. Risk konusu. Onu konuşmuştuk aslında daha önce de. Özet geçelim çabucak. İşte Zertelplerin yani çok yüksek ihtimalle ölen ataların hepsi Wisp. Yani o Warcraft 3'te binaları yapan ve yaparken de yok olan, çünkü o belli binaları yaparken Wisp'ler yok oluyordu. Ya da düşman bufflarını silmek için kendilerini Wisp'lerle bini yok olan, ya da Dark Shore Savaşı'nda yani şu BFA'nın başındaki War of Thorns'ta Night Elf'leri korumak için devasa enerji bariyerleri oluşturmak için kendilerini yok eden binlerce Wisp aslında Night Elf ataları. Ve ben şu ana kadar Shadowlands'te bir Night Elf ruhu görmedim. Alpha'ya da Beta'da. Haksız mıyım? Night Elf karakter ruhu. Şöyle ağaç yakıldıktan sonra River of Souls'da acı çekerlerken var. Evet, işte şimdi ona girelim. Arkadaşlar benim teorim, katılsız katılmazsınız ama, çünkü bu şeye giriyor yani. Ben Horde'u da severim, Alliance'ı da severim. Şimdi Night Elf'leri böyle kötü göstermek falan. Wisp mevzusu can sıkıcı Shadowlands için, çünkü Shadowlands'ten Anima'yı yok mahrum bırakan bir şey bence. Çünkü onu Utku da söylemişti. Hatta Teodrasil teorisini o ilk söylemişti. Evet. Wisp'ler yüzünden Shadowlands'ten ciddi anlamda anima kayboluyor. Çünkü Night Elf'ler geçmiyor oraya. Evet. Bu dünyada yanında kalıyorlar. Ve Night Elf'ler onu kendileri için kullanıyorlar ya da doğayı istedikleri gibi işte iyileştirmek vesaire için kullanıyorlar. Ve bu Shadowlands'e karşı işlenen en büyük suç. Bunu Eredar'larda da konuşmuştuk. Yani bu mantıkta bütün Night Elf'ler sosyal adresi Mowluk aslında. Çünkü Shadowlands'ten anima esirgiyorlar. Bunu ırklarının yaratılışından var. Bunu bilemeyiz. Elun'la alakalı olabilir bu durumda. Çünkü Wisp'e dönüşmeyi onlar seçmemişlerdir diye tahmin ediyorum. En başından beri. Ama neticede öldükleri zaman Shadowlands'a geçmiyorlar. Bu yüzden de Shadowlands'ten anima esirgiyorlar. Sylvanas ağacı yaktığı zaman Utku da bunu çok güzel dikkat çekmişti. Ağacın içindeki Night Elf'ler artı oradaki binlerce Wisp'in hepsi Shadowlands'a gitti. Gitmeleri gereken yere. Evet. Ya hayır, şimdi ben mesela bak söylüyorum. Alliance sevenlere söylüyorum mesela. Bak şimdi bana nasıl kızacaklar. Sizin elfleriniz yüzünden Ursok öldü. Hadi bakayım. Abi cidden ya. Hadi bakayım ya. Mesela. Ursok'u kaybettik. Bak hani, öyle düşünecek olursan. Değil mi? Değil mi? Ben çok seviyordum Urso. Urso öldürdünüz siz falan diye böyle. Ya. Ve abi şeyi de söyleyelim. Ben bunu en son okuduğum bir polisiye kitabında birkaç defa okumuşum zaten. Orada dikkatimi çekti. Arkadaşlar şeytanla mücadele etmek için boka batmanız lazım. Kötülükle mücadele etmek için boka batmanız lazım. Bunun da kitap boyunca mesajı veriliyor zaten. Kendinizden ödün vereceksiniz gerekirse şeytanla mücadele etmek için. Yani Utku dedi ya işte bu öperek olmaz diye böyle mücadele. Olmaz abi yani. Bu kadar büyük bir sıkıntıya karşı Sylvanas. Aa canım işte ne yapalım Light'la böyle karşı tarafa çiçek verdim falan, yok abi. Şeytanla kötülükle mücadele etmek istiyorsan. Ya Sylvanas'ın tek amacı bizim olacak. Oraya gidip normal bir şey yani normal işleyişe dönüp insanla yani ölen
ırkların ya da ölen canların ya da ölen ne derseniz artık kişilerin mi diyeyim, oyun karakterlerin huzura kavuşması. Tek amacı bu. Kendisi de çünkü kavuşamayacak. Hani tek evet, amaç bu. Başka hiçbir şey yok yani. Bu sizin için de geçerli. Sivanas'ın amacı o kadar masum mu henüz bilemiyorum. Çünkü çok kozmik seviyede bir şey düşünüyor. Yani ben iyi ben bir amacı olduğunu düşünüyorum ama burada iyilik kavramı bizim anlamayacağımız seviyede bir şey olabilir yani. Ona nasıl anlatayım? Greater good muhabbeti evet. Olabilir. Yani evet, greater good. Daha iyi bir şey için kötü bir şey yapıyor olabilir evet. Ve bunu henüz bilmiyor olabiliriz. Bir de işte ben atlayıp iyice çorbayı karıştırayım. Şimdi işte Murat Han'ın ikinci yazısı dediğim konu zaten bu konu da böyle biz daha önce bunu bahsetmiştik. Zaten aslında ilk başta Belular bunu işte Eredarlar ve işte sonradan Night Elf'ler üzerinden kendisi de söylemişti. Night Elf'leri ben söyledim. Bir dakika abi. Ha, işte, sonra, o Eredar yaptı. Onu diyorum. Ben de Night Elf'ler aklıma geldi onu izleyince lütfen. Ha, işte, ondan sonra sen söyledikten sonra da aklın yolu bir oldu. Night Elf olarak devam etti. İşte o da sonradan onu yaptı. Yani hakikaten aklın yolu bir. Ve en çok buradaki dayanağımız da şu. Mav'ın oluşturulması sırasında ve Mav'a atılanların böyle suçu ve işte gerçekten neden oradalar bunu anladığımızda bunu gördük ki oraya gitmek acımasız olmak, ne bileyim katliam yapmış olmak vesaire değil. Shadowlands'e karşı işlenen suçlardan dolayı Mav'a atılıyor oraya atılanlar. Yani en affedilmez suç Shadowlands için oraya karşı işlenen suçlar. Bu en büyük suç da anima esirgemek. Yani Shadowlands'e gidecek olan ruh gücünü esirgemek. Shadowlands için en büyük suç bu. Bunu yapanlar ve bunu işte bu organizasyonun içinde olanları mava atıyorlar. Yani katliam yapanları bilmem neyi onları oraya atmıyorlar. Onları Revendreth'e atıyorlar. Revendreth'te onlar tedavi oluyor ve bir nevi böyle eğitim görüyor. İşte hapis hayatı yaşıyorlar, ceza çekiyorlar. Sonra iyileşip Shadowlands'ın işleyişine dahil oluyorlar. Böyle çok büyük bir anahtar nokta var. Ve zaten Belular'ın videosu da bunun üzerine kuruluydu, iki videosu da. Evet. Biz de o ikincide işte Murat Han zaten Night Elf'da onu yazmıştı. Bu en son ve onu fark edince tüylerim diken diken olmuştu. Oha gerçekten böyle olabilir mi diye. Çok acımasız evet, bir şey. Evet, çünkü. Yani o betada o mevzu belli oldu ve hepimiz bir oha ne oluyormuş falan diye. En büyük suç o muymuş? O zaman böyledir diye. Çünkü biz bunu çok daha öncesinden o işte Eredarları, işte Night Elf'leri Night Elf değil de galiba Life'la ilgili olan bölümde kozmik güçleri konuşurken bunu da demiştik. İşte Azeroth üzerindeki etkisi bu ama aslında böyle de bir şey var falan diye. Ve ta o zamandan biz bu mantığı işte yavaş yavaş kurmaya başlamıştık. Şimdi o yüzden bunu şöyle düşünün. Sylvanas'ın orada yani Tel Drassil'i yakması sadece oradaki ölen Night Elf'leri Mav'a atmıyor. Oradaki Shadowlands'e gitmesi engellenen bütün ruhları da atıyor. Artı bu gitmesi engellenen ruhların oluşturduğu düzeni de bozuyor. Yani oradaki bütün mekaniği Night Elf'lerin Night Elf'lerin güç kazandığı doğal düzeni bozuyor. Yani bunu Shadowlands perspektifinden görürseniz bu çok büyük bir kahramanlık aslında Shadowlands açısından. Yani Mav için bunu ve Jailer için bunu yapıyormuş gibi gözükse de Sylvanas aslında Shadowlands'in çok büyük bir şey yapıyor. İyi bir şey yapıyor yani Shadowlands açısından. Ve işte Mav'a gideceklerin cezasının sebebini düşünürseniz evet. Öteki için iyi bir şey yapıyor. Yani şimdi ve biz burada şeye bağlamıştık ya teoriyi iyice. Yani şimdi bu perspektiften de Sylvanas'ın en büyük işte çalıştığı kişi kim? Jailer. Jailer ne yapmaya çalışıyor? Kozmik düzeni değiştirmeye çalışıyor. Evet. O yüzden hapsedilmiş Jailer. O yüzden Mav Jailer'ın işte hapis boyutu haline getirilmiş. Diğer işte Shadowlands'i yaratan bireyler tarafından. Şimdi bunu da düşündüğünüz zaman Sylvanas da Jailer'la çalışıyorsa demek Jailer aslında Shadowlands için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilir.
Yani diğerleri aslında belki de Shadowlands'in tersine bir şeyler yapıyorlar ve Jailer aslında bunu bozmaya çalışıyor. Yani hani daha önce demiştik ya işte aslında Sargeras'a benzer bir motivasyonu olabilir Jailer'ın diye. Hani Sargeras evrenin düzenini değiştirmek için işte Void'i tamamen yok etmek için ve işte hiçbir zaman bir corruption bozulma ihtimali bile olmaması için hepsini yakıp sıfırdan yeniden yaratmayı düşünerek Burning Crusade'i işte Burning Legion'ı oluşturuyor ve bu davaya bu yüzden başlıyor ya. Jailer'ın da işte aynı buna paralel bir motivasyonu olabilir. O yüzden şimdi Sylvanas'a da Shadowlands düzenine de Jailer'a da artık biraz bu perspektiften de bakın diyeceğim. Ben bu perspektifi desteklemek için kitaptan bir alıntı buldum. Onu okuyup bahsettim kitaptan okuyayım. Bu kişilik özelliğini iyice göze sokmak için ardından da Elun'la bağlarız. Bu polis bu iki karakter şöyle diyor. Tehdit, şiddet ve tiyatro göz altındaki birini kandırmak için büroda yalandan doğum günü düzenlemek, cinayetle suçlanan birini korkutmak için kontrol edilemez bir din fanatiğini oynamak, şüpheyi tutuklamak için elindeki kanıtlarla blef yapmak ve onun itiraf etmeye zorlamak en fazla tercih ettiği tekniklerden de. Yalan söylüyor, hile yapıyor, dövüyor, gerçeği ortaya çıkarıyordu. Bu durumun tadına varıyordu. Kazanmak için kendi örtüsünü ihanet ediyor, düşmanın silahlarını kullanıyor, şeytanı alt etmek için şeytan oluyordu. Tanrısına hizmet etmek için çürümeyi göze almış kurban rolünü seviyordu. İşte bu, bunu şu yüzden söyledim. İyi olan bir şey yapmak için illa, yani atıyorum burada, iyiliğin çok güzel bir timsali olarak Anduin olmana da gerek yok. Bazen kötüyle savaşmak için boka da batmayı kendi iradenizi seçmeniz lazım. Ve bunu da Illidan'la bağlayalım artık. Illidan'ın Warcraft 3'te yani... Yetiştim chat'e yetiştim, şimdi, vallahi yetiştim. Şimdi Warcraft 3'ü ilk oynadığımız dönemde bana şey derseniz inanmam. Abi işte Illidan iyi bir amacı olduğuna emindik derseniz dalga geçmeyin derim. Warcraft 3'teki Illidan, bize gösterilen Illidan gayet güç açı bir karakter olarak bize verildi. Yani beni... Kanmam öyle bir şey dersiniz ama ardından Burning Crusade'deki saçma sapan öldürülüşünün ardından 10 sene sonra Legion'da bir ayar çekildi hikaye ve Illidan'ın yaptığı her şeyin aslında şuna göre şu yüzden de bu yüzden de asıl amacı Legion tehdidini ortadan kaldırmak dedik. Dedi Illidan ve hepimiz yedik abi. Kabul edin yani. Illidan'da çok güzel bir redemption yaptılar ve Illidan bu konu sırada melek karakter olmadı. Onu da söyleyelim çünkü mesela yaptığı bir hareketi söyleyelim kitaptan. Nathrezm'lerin dünyası, Nathrezm'e ulaşmak için Maiev'in ordularına bir tuzak kuruyor. Hani şimdi Teldrassil diyorsunuz ya, onun için bunun örneğini vereceğim. Bu arada ben Nathrezm'leri çok severim. Yani hem Teldrassil üzerinden hem de Vistar üzerinden Nathrezm'leri giydiriyor gibi gözüküyorum ama ben çok severim Nathrezm'leri orada. Hatta Asşere'yi ve Highborn'ları bile severiz. Yani lütfen. Evet. Asşere'nin bir güç var mı yani? Abi. Illidan'ın yaptığını söyleyelim abi. Bilinmiyor demek ki bu. Akama vasıtasıyla Warden'ları bir tuzağa çekiyor. Ve olan aralarında geçen savaşta bütün Maiev'in Warden'larını öldürüp ardından Nathrezm'e açacağı portalda yeterli enerjiyi elde edebilmek için hem Maiev'in Warden'ların ruhlarını hem de kendi takipçilerini, ölen takipçilerin ruhlarını toplayıp portala akıtıyor. Yok ediyor o ruhların özlerini. Aynen. Abi Illidan bunu yapıyor. Peki neden hiçbir izleyicinde sen bunu yaptın demediniz? Ne oldu? Sylvanas Teldrassil'i yaktı. Aynı şey. Yani. Aynı şey. Illidan da orada savaştığı o ölen herkesin ruhunu Nathrezm'e geçebilmek için yok etti. Yani yok etti animayı orada. Fuel deniyor ona. Ve şunu da söyleyelim. Yanan Nathrezm'lerin acı hissetmediklerini de biliyoruz. Evet. Onların acı hissetmemesini sağlamış. O yüzden hani bazen böyle şeyler gerekiyor.
Benim şimdi diyeceklerim bu kadar. Görkem nasıl katkı verir bilmiyorum. Ama yani ben Teldrassil konusunda gerçekten, yani şimdi bana Hark şey diyebilirsiniz yani, ne o işte toplu katliamı savunuyor, alın şunu içeri falan. Yani ya işte abi, toplu katliam. Bunu niye yaptığını kesin sebebini öğreneceğiz bence Shadowlands'te ve emin olun Nalterfler'de, Nalterf topluluğu da göründükleri kadar masum değiller Shadowlands anlamında. Bu ara ben bir araya gireyim mi? Çok güzel bir muhabbet döndü Mustafa abiyle. Tom Baldin'le bu ara chat'teki arkadaşlara duyurum olsun. Özellikle hani Elo'nun çok eskiye, köklüye bir tarihine dayanıyor olmasından mütevellit diyeyim ben muhabbeti. Trollere dayandırıyoruz. Trollerde de şöyle bir olgu var arkadaşlar. Zaten Sylvanas ilk ağacı yaktı, sonra gözünü Necropolis'e dikti. Shadow Rising kitabında Nathanos'un Necropolis'e saldırmasının amacı da zaten bu. Ağaçla aynı işlevi görüyor diye. Bolsandi'yi öldürüp o sistemi de kırmaya çalışması. Ama işte zaten kitapta anlatıldığı gibi olay durduruluyor ve Sylvanas da zaten yani o aşk ilişkisinde ağzına sıçıyor Nathanos'un. O ayrı bir muhabbet. Şöyle bir durum için, evet. Şöyle bir durum var. Loalar nasıl söyleyeyim? Trollerin hepsi işte boğsam da inanmıyordu diye bir şey yok. Onu şöyle anlatayım. Mesela evet, Grubaşiler Hakkar'a inanıyor gibi görünebilir ama Hakkar'a inanıyor. Hani kan olarak, tapınma olarak. Onların da ölüm loası yine Boğumsandi. Darkspear'ların da ölüm loası Boğumsandi. Yani bütün trollerin loaları aynı. Loalar sabit. Sadece en güçlü olarak. Mesela Zandalarlar'da tutup da Boğumsandi'ye tapmıyorlar. Rezan'a tapıyorlar ama Boğumsandi var. Yani ölümden korkanlar ona daha çok inanıyor, evet. Öyle söyleyeyim. Ya da işte nasıl söyleyeyim, tapınmak isteyenler, neticede bu bir şey yok. Kralları Rezan'ı takip ediyor diye çoğunluk Rezan'ı takip ediyor. Ama ölüm loası yine sabit. Hatta öncesinde Muezzala var. Muezzala'nın muhabbeti ta da eskiye dayanıyor. Zulfarak'ta falan tabletlerini görüyorsun. Yani o ölüm olayı, Necropolis olayı, ruhların burada tutulması ki Zulfarak Dungeon'ı yaptıysanız Devil kasarken orada mumyalanmış trolleri görebiliyorsunuz. Yani o ölüm çemberi, ölüm çarkı yine bozuluyor troller tarafından. Ya evet. Azeroth'taki ilk ırk elfler değil bu anlamda bozan. Onun dışında Kogito arkadaşımız mesela şeyi söylüyor. İşte bu yeni değil. Evet, nasıl söyleyeyim, Dead Pantheon tutup niye müdahale etmiyordu bugüne kadar? Müdahale edemiyorlar. Onlar böyle Shadowlands ellerinin kollarını sallayarak terk edemiyorlar. Sylvanas buna imkan... Onlar çok yukarıdaki canlılar oldukları için ölümlü diyarlara pek bakmıyorlar. Evet yani. Bir de yani Sylvanas buna şu anda imkan sağlayan bir karakter. Yani şu şey gibi düşün mesela. İşte dünyada çok fazla açlık var. Tanrı niye inip de elini şey yapmıyor gibi düşün yani. Hani neden müdahalesini yapmıyor? Böyle işte. Orada geldi. Ne o? Kaçırdım. Sen devam et. Yok. Senin dediğin cevap o gelen soruyu da cevaplıyor onu dedim. Ha, demek istediğim bu yani. Jailer'ın zaten pozisyonu normalde öyle bir şey değil. Arbiter farklı bir yerde yer alıyor. Sylvanas şu anda işte o pozisyonu geldi. Onu yapabilecek şey geldi. Yani atıyorum bir okçuyken bunu yapamayacaktı. Evet. Yani işte... söyle abi. Jogitto'nun bir sorusu gördüm de hani şey diyordu, bu Nalterflerle mi başladı? Nalterfler mi o zaman ölüm makinesinin kırılmasının sebebi? O olmaz ama benim tahminim o ölümün makinesinin en sonunda kırılmasına yol açan bir sürü olaydan biri o. Evet ya, sadece Nalterfler değil işte, söylüyoruz. Troller, Nalterfler, Draenei'ler vesaire vesaire. Arbiter'ın önünden kaçırılabilecek hale gelmesi de bir şey olabilir. Yani bak, o ölümün makinesinin... Ben bir teori daha atayım mı? Çok sallıyorum şu anda ama mesela Curse of Flesh'ten yaratılmış ruhların Shadowlands'e gidiyor olma durumu. Hadi bakalım, mesela humanlar gidiyor. Normalde doğal yaşam döngüsü içerisinde human diye bir ırkın olmaması lazım. Evet. Virkullardan Curse of Flesh'le evrilen bir ırk human. Düşün mesela, bu bile aslında o makineyi bozan bir şey. Evet, doğru. Kesinlikle. Kaç dakika var? Çekiliş yani, 15 dakika. Yani Shadowlands'te bu ahlaki konuda bayağı bir kafamız yanacak, ona emin olun. Evet. Neyin doğru neyin yanlış, ama abi şu konuya gelelim. Shadowlands konuşuyoruz, Sylvanas konuşuyoruz madem. Arkadaşlar, Sylvanas'a Garrosh benzetmesini Allah aşkına 2020 bitmek üzere yapmayalım abi. Adamlar uzaya gitti geldi ya. Falan. Ne? Adamlar uzaya gitti geldi, biz hala Garrosh falan. Evet ya. Bak, ben son bir kez neden Garrosh olmadığını anlatacağım. Ondan sonra bir daha herhangi bir Türk mecasında Sylvanas Garrosh görürsem kafasına vururum. Niye canım? Herkes izlemiyor yayını belki sende. Dur, linki de paylaşayım senin. Arkadaşlar, çok basit bir örnek vereceğim ya. Bütün hayattaki en büyük emeli
orklarda oluşan bir horde kurup her yeri fethetmek olan bir orkla gökyüzünü ikiye yarmış bir kadını nasıl aynı yere koyarsın? Abi gerçekten buradan sırf kıyası yapın ya. Ya Garrosh'u severiz tamam. Hani çok yanlış yapılar yapıldı Garrosh'a. Onu o yola iten çok fazla şey oldu ama abi vizyon konusunda bile Garrosh Silmarils'in 10 kat altında ya. Ya. Abi Garrosh'un en büyük hayattaki amacı orklarda horde kurup Mi Ork Mi Smash demek. Ya bunu görkem de kabul eder. Öyle çünkü. Evet tabii canım öyle yani. Mantığı abi, o yani. Silvanas'a geliyorsun. İşte ne bileyim Titan konusu işte Jailer ölümün makinesi gökyüzünü yarıp Mov'u getiriyor. Ya nasıl kıyaslıyorsun Allah aşkına ya. Ya kıyaslamak şey muhabbetinden kaynaklanıyor. Adını sen sor. Hani motivasyon kat, işte kat, grilik kat, muhabbeti kıyaslanıyor. Yoksa yaptığın şeyler değil ya. Değil abi motivasyon yani. Olarak da şey diyor işte ne o. Hani bir benzerlik bulacaklar ya şey diyorlar işte abi işte yine Garrosh bir expansion'a yol açmıştı ya Draenor işte Sivanata Shadowlands'a yol açtı işte Rebellion oldu falan filan. Ya arkadaşlar. Aslında mesela Garrosh biraz daha şeydi nasıl söyleyeyim ben Garrosh'la Sylvanas'ı karşılaştıracak olursam şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Garrosh bu yola yaşadığı gezegen tarafından yani Azeroth halkları tarafından ittirilmiş bir karakter. Bu net. Evet. Evet kendisi nasıl söyleyeyim daha güçlü daha sert duruş gösterip bunlara engel olabilirdi belki de. Ama Sylvanas bunu planlayıp yapıyor. Evet. Hani evet. Biraz daha o yüzden Illidan. Ve gerçekten developerların ağzından şu çıktı ya. Sylvanas Garrosh'a amatör gözüyle bakardı. Ah. Evet, aynen. Alex Mafresi abi. 10 senedir Sylvanas'ı yazan adam. Aynen hikayesini yazan dedi bunu. Garrosh'u yazan kendi adam dedi bu arada. Hani Sylvanas'ı yazan Steve Danuser ama yok işte, Sylvanas'ı yazan Mafresi abi değil mi? 10 yıldır. Yani karakteri yaratan o ama son hikayesini yazan Danuser işte. Yani arkadaşlar gerçekten yani çok ya insanlar çok sığ benzerliklerden yola çıkıyor işte neymiş sayalım evet. Abi bir işte Horde Warchief'i kötü oldu eşleşiyor şimdi değil mi işte Rebellion oldu eşleşiyor değil mi işte bir şey yaptı bir sonraki eşleşti iki taraf birleşti evet, o yüzden işte yine eşleşti güya işte bir şey yaptı bir sonraki pakete sebep oldu eşleşiyor işte güç açı kötüye döndü kötüye çürütelim mi? Çürütelim. Illidan üzerinden çürütelim. Hatta şu örneği de verelim insanların kaçırdığı bir şey olarak. Garrosh isyanı sırasında Garrosh'un tarafını seçebiliyor muydunuz? Korkron olabildiniz mi mesela? Mists of Pandaria sırasında. Bir isyana katılamadı. Yani bu çok büyük bir fark. Biz de çok istedik yani, ama olamadık. Değil mi? Korkun olmak isteyen insanlar vardı belki. Olamadılar ama Blizzard burada Sylvanas'ın tarafını seçme hakkı verdi. Al. En büyük değişiklik. Bunun haricinde Rebellion başarılı oldu. Teşekkür ancak ederim. Sylvanas ölmedi. Kaçtı. Diğer benzerlikler uyuşuyor. Ona katılıyorum. Mesela Sylvanas'ta, Garrosh'ta, Orgrimmar'ın altında tam olarak aynı bölgede asker yetiştiriyorlardı. Ama bunlar zaten bizi yanıltmak için koyulan şeylerdi. Illidan üzerinden başlayalım mı? Benzerliklere. Başlayalım. Demin Illidan'ı söyledik. Ben hatırlatayım. Az önce Utku'nun dediği çok güzel anahtar bir nokta var. Bu benzerlikler olsa da Sylvanas ne yapıyor? Mesela Garrosh'un yapmadığı bir şey yapıyor. İki taraf Orgrimmar'a saldıracakken son savaşı bizzat engelliyor. Yani evet. Garrosh böyle bir şey yapmıyor. Garrosh gelin işte hepiniz gelin hepinizi yerim. Topunuz gelin döveceğim diyor. Old God'ın güdümüne tamamen girmiş ve zaten öyle bir şey yapacak bir durumda da değil. Ama Sylvanas Garrosh'un yaptığının birebir zıttını yapıyor ve orada eğer ki Jailer için de çalışıyorsa, Mav'a ruh sağlamaya da çalışıyorsa bunu da engelliyor. Evet. Orada iki ordunun birbirine girmesini bizzat engelliyor. Orada çünkü aynen işte Utku'nun dediği gibi ork değil. Yani Sylvanas Warchief ama orada Makgore da ne lan deyip o anda one shot yapamayabilir de haklıydı gayet yani. Yani hem onu yapabilir hem oradaki
mesela sadece Sourfang'i değil, karşısındaki Alliance ordusunu, Alliance liderlerini, herkesi o güçle zaten öldürebilirdi. Yani bunu düşünün, işte onu yapmıyor. Gelip orada birebir dövüşüyor Sourfang'le. Sadece bu iki ordu birbirine girmesin diye. Ondan sonra da işte Sourfang'i yenip, yani basıp gidiyor işte. Orada diyeceğini diyor. Aslında çok orada çok anahtar bir nokta var. Orada yaptığı konuşma, bizim burada birbirimizi yememizden çok daha büyük mevzular var. Kendinizi buna hazırlayın. Ben gidiyorum diye. Ben onunla uğraşmaya gidiyorum diye gidiyor. Yani orada kaçmıyor aslında. Evet ve mesela i̇şte, Illidan üzerinden işte, destekleyelim mi? Yani bir nevi gerçek işine dönüyor orada. Durumu Illidan üzerinden destekleyelim mi bunu? Ha? Illidan üzerinden destekleyeyim mi bunu? Tamam tamam, şimdi o yüzden anlattım bunu işte. Tam o kısmına işte anlatacaksın zaten. İnsanlar şimdi şeyi sorabilir. Abi bu kadar büyük planları varsa Ozan niye bir söylemedi? Arkadaşlar Illidan da söylemiyor. Chronicles 3'te yazan şu. Nauru'nun güdümüyle, Adol'un güdümüyle Alliance ve Horde orduları Black Temple'ın önüne geldiği zaman Illidan diyor ki, ya ben bunları anlatmakla kaybedeceğim vakitte Demon Hunter'ları Mordum'a yollayayım çünkü anlamayacaklar diyor. Evet. Alliance ve Horde'un hiçbir şekilde anlamayacağını çok iyi biliyor Illidan. Evet. Çünkü onun da destekleyelim. Legion'daki görevlerde, Illidan'ın geçmişini yaptığımız görevlerde Kurtalos'la bir muhabbet döndü. Olay şu, Illidan çok güçlü bir Infernal yok etmek için kendi followerlarının ruhunu emdi. Bakın yine ne yapmış Illidan. Kendi followerlarının ruhunu emmiş. Ya bunu Sylvanas yapsa... Bir de onlar öyle şey, sadece yanındaki öyle piyon askerler değil, bayağı böyle sadık takipçileri, böyle evet, yıllardır yanında savaşan işte bir kendi çıraklarını, evet, yani bir de Highborn'lar, hepsi eğitimli, güçlü, işte böyle yüzlerce yıldır böyle büyü eğitimi almış falan tipler. Yani arkadaşlar bunu Sylvanas yapsa gerçekten demediğinizi bırakmazdınız. Yani. Kurtalos işte Illidan daha sonra Infernal'ı yok ettikten sonra Kurtalos anlamıyor tabii. Ya sen ne yaptın? Oha yuh. Başka bir şey yapardık diyor. Illidan da diyor ki ne yapsaydım Kurtalos? Bunu yapmasaydım şu an Legion Efendi'ne hizmet hesap veriyordun. Bu askerler Azeroth'u, yani dünyamızı korumak için canlarını verdiler. Sen ne yaptın? Sen neyini feda ettin diyor. Heh. Yani Illidan'ın muhabbeti var ya, o oradan çıkıyor zaten işte. Evet. Illidan kalkıp Alliance'la Horde'a bunu anlatmaya kalksaydı anlatamazdı. Biz de onu öldürürdük. Evet. Anlamazdık çünkü. Onun için Sylvanas anlatmıyor. Yani şey mi olacaktı abi? Böyle gelecekti Sourfang ya Sylvanas. Diyecekti ki Sylvanas Sourfang'e. Ya Sourfang'im biliyor musun? Ölümde böyle bir sorun var. Baya yani işler çığırından çıkmış. Biz bir savaşa gelelim Alliance'la. He. İşte bir Anima J'lere yollayalım. He. Ne dersin dese. Ne olurdu? Der misin yani? Silivan aslında bunu der misin Sarı'ya? Uğraşır mısın? Anlamaz ki. Sen ne diyorsun? Kafayı üşütmüşsün der. Ya, yani işte, yani biraz şimdi böyle deyince şimdi geyik de olsa şeyler geliyor. Ha Silivan'ın iyilik meleği o zaman. Ya tabii ki değil. Ama Illidan da değildi ki zaten. Evet. Yani iyi bunlar, onları iyi karakterler yapmaz zaten. İşte evet, bu demin ta bu yayınlara ilk başladığımız konu buydu zaten, bu grilik muhabbeti, işte karakterlerin ne iyi ne kötü olması ve yani bütün bu Warcraft hikayesinin zaten bu kadar iyi olmasının altında yatan formül bu. Hiçbiri ne tam iyi ne tam kötü. Yani burada da işte Sylvanas'ta aynı mevzu var. Bu işte morally gray dedikleri işte, hani olay tam olarak bu zaten işte. Joker. Ya hayır yani. Cidden şey muhabbet var. Demin verdim örneğini. Yani kötüyle savaşmak için her zaman iyi yöntemler kullanamazsınız. Bazen ekstrem kötü gibi olmanız lazım bazen. Evet. Kötü gibimsemiş. Kötü gibi. Ben kötü gibimsemiş. Tamam sen devam edebilirsin. Ya bazen gibi. Şeytanın yüzünde bakmak için şeytan olmanız gerekiyor. Çok ekstre, aşırı bir örnek olarak maalesef. Ve yani insanlar bunu çok basit aldıkları için de ya kötü hı. Yani. Evet. Eruna gelelim bari. Sylvanas. Şeyde duyurusunu yapalım. Son 5 dakika sonra tamam. Bugünün konusuna
nasıl söyleyeyim, adını altın harflerle yazdıran diyeyim Murat Hanım. Azıcık da Elon şey yani zaten aslında bu konular şimdi hepsi birbirine bağlı diye baştan yayının başında dediğimiz buydu. Yani aslında Sylvanas ve Elon dememizin sebebi de oydu. Çünkü işte Sylvanas'ın yaptıklarının arkasındaki motivasyon, yani Elu'nun iyi bir tanrıça olarak böyle şimdiye kadar verdiği intiba ve imajı bozuyor. Sylvanas'la ilgili de kötü karakter imajını bozuyor. İkisi de bakın, ikisi de ortada gri'de buluşuyorlar ve gri'nin iki tarafı olarak gözüküyorlar. Yani zaten bu Sylvanas ve Elu'nun olarak seçmemizin sebebi buydu. Yani tam olarak zaten bunu düşünerek seçtik konuyu. Yo yo, zaten yayına da Elun'la girdik canım. Elun konuşmadık değil yani. Tabii tabii, yani hani sorular geliyor işte Elun'la bağlantısını Sylvanas'ın, zaten bunun üzerinden düşünün diye bu konuyu seçtik. Onu diyorum yani. Yani şunu söyleyelim. Sylvanas'ın şu an içinde bulunduğu konular çok büyük konular. Elun da zaten bu konudaki en büyük örnekti. Yani atalım şimdi oradan, uçalım. Belki de Teldrassil'i yakmasının sebebi Elun'a savaş açmaktı. Neden? Görkem tahmin et. Niye? Yani çünkü zaten işte az önce dediğim de oydu. Green'in iki tarafı konumuna geldilerse o zaman Jailer'ın yaptığı işte o başlattığı kozmik savaş zaten Elun'un ya kurduğu ya da koruduğu kozmik düzene karşı, onu yıkmak için. Yani Elun'un takipçileri ve bizzat Elun da tabii ki bunun ilk düşmanı olur yani düz mantıkla. Ben mesela büyük sallayayım mı? Sallayayım. Murat Hanım bu sorusuna. şöyle sallıyorum. Normalde bir anime akışının sağlanması gereken yerde Elun bu anime akışını kendine doğru yapıyordu. Wisp'lerden direkt olarak böyle hani ölük ölük akmasa da o ağaçlar vasıtasıyla kendine bir pay sağlama durumu içerisindeydi. Evet. Sylvanas bunu bozdu. Bu yüzden de Night Warrior muhabbetini şeye bahşetti. Bahşetti. Yoksa bugüne kadar... Sonunda çık müdahale etmek zorunda hissetti. Öyle bir şey yaptı ki çünkü Sylvanas. Evet. Hiç müdahale etmeyen Elon. Ve olabilir. İşte bunu düşünüyorum ciddi ciddi. Ve işte bugüne kadar Night Elf'lerin herhangi bir zorluk yaşama durumunda yanında olmamış Elon. Neden böyle bir şeye şu anda hani izin veriyor diye soracak olursam kendi kendime. Yani işte nasıl söyleyeyim, Veil of Eternity patlamış, Kataklizm'de Deathwing yok etmek üzere falan, yani her türlü zarar gelecekken ama o anima döngüsüne çomak soktuğu için Sylvanas'a şu anda peşinden koşsun diye Tyrande'yi dürtüyor olabilir. Ve başka bir amacı da olabilir. Kitabın, bakın Shadow of Rising kitabında örnek verelim artık daha da desteklemek için. Blizzard developerlarının mesajı olarak alın kitabın sonu dediğini. Çünkü Madeleine Roux Daniel sıra sormadan bir şey yazamaz oraya. Kitabın sonunda Sylvanas'ın söylediği şu. Çok söyledik bunu zaten yayınlarda. Özetle bu kozmik düzeydeki haksızlığa karşı savaş açmış durumda. Ve bencil bir kozmosun oyuncağı olmak istemiyor. Bunu söylüyor orada. Bu yüzden orada Teldrassil'i yakması Elun'a da bir mesaj olabilir. Yani olabilir, ben ya da biz artık oyuncak olmayacağız sizin planlarınızın içinde. Ya en basit sizin... aslında yani o bile olmasa zaten yani işte bir taşla üç kuş vuracak bir şey yapıyor aslında orada. İşte o dediğimiz şey o yani ve Elun'un aslında böyle desteklediği bir düzene karşı bunu yapıyor aynı zamanda Murat Han'ın dediği gibi de. Yani o şeyi mutlaka hatırlayın yani bu olaylar olurken Teldrassil'i yakarken işte Sylvanas aslında nasıl bir taşla üç kuş vuruyordu Shadowlands açısından, onu mutlaka hatırlayın. Hem Night Elf ruhlarını, normalde Shadowlands'e gitmeyen ve gitmesi engellenen Night Elf ruhlarının gitmesini sağlıyor. Daha önce ölmüş ve Wisp olarak orada duran ruhların da gitmesini sağlıyor. Artı onun üstüne bütün bu düzeni bozuyor. Ölüp Night Elf'lerin orada Wisp olmasını sağlayan düzeni bozuyor ve normal ölen Night Elf'ler de artık direkt olarak Maw'a gitmeye başlıyor. Yani... Şimdi ben çok böyle girdim araya keskin bir şekilde. Tamam. Arkadaşlar, vakit geldi. Evet, vakit geldi. Şuradan close entries diyelim.
Çekilişe katılımımız sona erdi. Bu ara Skywalker çok güzel bir şey yaptı, ben söyledi. Şimdi yazıyorum onu. Ona geri döneceğiz. O soruyu unutma. Söylemiyor. O soruyu unutma. Tekrar yazmıyorum ileride isteyebilirim ona. Skywalker. Chat'te kal. Güzel bir soru konuyla yazacağım. Alakalı. Ve Murat'a devrediyorum sözü şu anda. Murat'an, geri sayımı alalım senden. Tam yazıyordum. Bir şey yazacak. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tatarada. Ve Le Sultan Rock Le Sultan Rock başlat kronometre. Evet, kronometre de başladı. Kronometreyi başlattık. Bir dakika. Hadi bakalım. Le Sultan son kazananımız Rock. Eğer buradaysan chat'e yaz. Le Sultan Rock. Le Sultan Rock. Le Sultan Rock. Süren geçiyor. Çabuk cevap ver. Hemen cevap vermen lazım. Bir dakika, bir dakika veriyoruz. Kronometreyi başlattık. Kelime etmeye başlattık. Evet, çekilişi yapıyoruz. Arkadan ben söylüyorum Utku'ya isim olarak. Tamam. Hayır şey yapıyorlarmış ya, 35 çekilişte. 22 yakalanmışlar ya, isim söylüyorlarmış. Le Sultan Rock. Duyuyor musun bizi? Le Sultan Rouge. Valla üzgünüm, yoksa gidecek. Bir dakika veriyoruz, yapabileceğiniz şey yok. Şu anda sayıyor. Le Sultan Rock. Le Sultan Rock. Tam bir dakika. Tamam aşkım, yeter. Hayır söyleyeyim de çocuk sonra demesin. Ve arkadaşlar hakkını kaybetti. Evet. Bu sefer Görkem'e devrediyorum. Evet Görkem, bir geri sayım alalım. Pick winner diyelim. Tamam. 665. Işık 1. Pick winner ve Red Luck. 3 ile yazılan. Ona da başladı abi, bu ara. Bilginiz olsun. Çekilişler ne yapmışsın böyle ya. Yani çıkanlar yani yarısı alamıyor ya. Gel ol, burada olmuyorlar yani. Olabilir. Abi, evet. Buradayım ve dedi. Buradayım dedi. Doğru mu görüyorum? Evet, evet buradayım. Geldi cevap. Tamamdır. Bana Twitch Whisper'dan ya da Discord Whisper'dan herhangi bir yerden isim, soy isim, e-mail ve battle tagini gönder. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Duyurumuzu yapalım. Bugün bu şansı yakalayamamış olan arkadaşlar yarın son çekiliş dalgası Efnan'ın kanalında olacak. Evet. Ünlem Efnan diyerek kanalının linklerine ulaşabilirsiniz. Gamify'a buradan tekrar teşekkürlerimizi yolluyoruz. World of Warcraft Türkiye topluluğunu bu anlamda ödüllendirdiği, şereflendirdiği için yine Gamify destekleriyle bu sefer bizim aracılığımızla diyelim. Bu sefer bizlerin yaptığı 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 2 adet Game Time çekilişimiz olacak. Katılımlar, ilgi bu kanala bu şekilde devam ettiği sürece Shadowlands vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Elimizden geleni yapacağız topluluk için. Konsey olarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yarın Efnan'ın kanalında görüşeceğiz. Lore sohbetimiz bitmedi. Sadece çekiliş sona erdi diyoruz ve arkadaşlar devam edelim. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. By the way. Sağ olun Gamify'ın, var. Evet sağ olun var. Gamify'ın da takip edin arkadaşlar. Başka çekilişler de yapıyorlar. Birçok ilginç çekiliş yapıyorlar. Birçok ilginç çekiliş yapıyorlar. Bunu tekrar söylüyorum. Evet Red Luck bana ulaşmamış henüz. Bu arada. Sanırım bir soru vardı. Sen soru söyleyecektin. Evet Skywalker. Buradaysan soruyu tekrar. Ben tekrar sorayım mı soruyu? Red Luck attı sana. Şimdi bana attı yanlışlıkla. Abi yayıncı benim falan diye. Gördüm. Kanalını manen ele geçirdim. Al senin olsun abi. Anahtarını vereyim. Ne demek? Anahtarı. Zaten var aşkım anahtarı. Hepimizin kanalı. Evet. Skywalker buradaysan sor. Hocam sizin kaçırdığınız nokta şu. Anima düzeni yıllardır böyle. Bilmiyoruz işte hangi yıllardı. Evet hangi yıllar. Night Elf'ler yıllar boyunca ölmüyordu. Evet işte onu söyledik. Sylvanas neden şimdi? Çünkü Sylvanas da elfti arkadaşlar. Yeni Forsaken oldu, bu kadar güce yeni erişti. Mava gidip geldi, bu kadar daha yeni güçlendi. Jailer'ın ya da kendi planını gerçekleştirebileceği güce yeni erişti. Zaten Kataklizm'den itibaren bu güçle planla işler yapıyordu. Ben naçizane böyle yorumlayayım. Görkem ve Murat'ın konuya ilgili ekleyeceği varsa buyursunlar.
Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben böyle olduğunu düşünüyorum yani. Tamam canım. Zaten aslında gerçekten bunun cevabını verdik ama kısaca özetleyelim. Kaçırdığımız nokta dediğin şey aslında anima düzeni yıllardır böyleydi. Evet ama senin de kaçırdığın nokta şu, anima düzeni zaten değişti. Yani Shadowlands'ın işleyişi, mekaniği bozulmuş durumda. İşte şimdi sen diyorsun ya, Night Elf'ler yıllar boyunca ölmüyordu. Sylvanas neden şimdi bunu yapıyor? Sylvanas zaten Edge of Night hikayesi. Yani Wrath of the Lich King bittikten sonra, Arthas öldükten sonra Sylvanas intihar ediyor ve Mav'a düşüyor. Mav'da zaten Jailer'la bir anlaşma yapıyor. Şu anda bunun detayını bilmiyoruz. Sadece bunun olduğunu biliyoruz. O yaptığı anlaşmadan sonra zaten Mav'ın işleyişinin yavaş yavaş işte, yani Mav'ın değil de Shadowlands'in işleyişinin bozulduğunu ve işte bugünkü haline gelmeye başladığını öğreniyoruz. Yani zaten aslında Sylvanas'ın olaya dahil olmasından sonra Shadowlands'in işleyişi bozuluyor ve Shadowlands bir nevi bu tip olaylara müdahale eder hale geliyor. Yani daha önce bu olaylara müdahale etmiyorlar çünkü Shadowlands'in daha önceki düzeni böyle değil. Şu anda Shadowlands Mav'a akıyor, yani bütün Shadowlands'e giden anima gücü, ölen bütün ölümlülerin ruhlarının gücü şu anda Mav'a akıyor. Ve Mav zaten bu işleyişi bozmak için çeşitli müdahaleler yapar hale geliyor. Orada Sylvanas'ın yaptığı müdahale de Mav'dan gelen bir müdahale. Öyle düşün. Evet. Bu yüzden daha önce, yani on binlerce yıl ile böyle giden böyle düzene müdahale etmiyorlar. Çünkü Shadowlands'ın eski düzenini, eski işleyişini etkileyen bir durum yok. Ama şu anda var. O yüzden yani. Sebep bu. Sebep Mav'ın bir nevi kontrolü ele geçirmesi ya da müdahale gücüne ulaşması. Ben, ya ben de açtık. Katılıyorum çünkü ha, vakti geldiğinde artık müdahale ettiğini düşünüyorum bence. Ben de. Evet yani. Elun da aynı şekilde. Ben onu söylüyorum. Hani evet, doğru ya. Bana söyle, Elun da aynı şekilde yani. Doğru doğru. Yani mesela işte şeyi niye demiyoruz işte. Elun bugüne kadar neredeydi diye kimse sormuyor. Sylvanas bugüne kadar neredeydi sorusu var hep. Evet. Halbuki yani, Elun her zaman karakterin o kadar bağlı oldukları Tanrı yardım etmiyor onlara. Çünkü onun için küçük bir olay bu. Yani evet, öyle bir canlı için yaşanan olay ne kadar acı olursa olsun onun için ufak bir olay. Ve ben de açıkçası Sylvanas'ın bu hareketlerinin artık Kratosvari ve tanrılara savaş olduğunu düşünüyorum. Güzel ve tanrılara. Yani Mav'ın bir ajanı, hani ya Elin'in da örneği gelmiyorsa artık Kratos diyelim yani. Ya zaten çok yakın motivasyonlar var. Yani özellikle son işte ulaştığı güç seviyesini ve sebebini falan da düşünürsen, Sylvanas Mav'a düşecek kadar kötü mü? Yani Sylvanas Mav'a zaten aslında düşmüyor, çekiliyor. Yani çünkü onu da şuradan anlıyoruz. Sylvanas Lich King'den sonra intihar edip öldüğünde aslında işte ölmemesi gerekiyor. Sylvanas normal yollardan ölebilen bir karakter değil. Normalde bir Banshee. Banshee'ler de fiziksel bütün hasarlara karşı dayanıklı ve fiziksel olarak ölümsüz varlıklar. Ama Sylvanas ölebilmek için Ice Crown'ın tepesinden oradaki Saronite kazıkların üstüne kendini atıyor. Öleyim diye. Çünkü Saronite'ın bu gücü olduğunu biliyor ve işte onun vücudunu parçalayıp işte fiziksel olarak ölebilmesini sağlayacağını biliyor. Bu yüzden orada intihar ediyor ve bundan sonra öldüğünde de normal şartlarda bir ölümlü olarak, işte o sırada Shadowlands düzgün işlediği için Arbiter'ın karşısına çıkması lazım. Ama çıkmıyor. O kendini direkt olarak Mav'da buluyor. Bunu da buradan da şunu anlıyoruz. Mav'a yani normal ölümlü bir işte ruh olarak gitmiyor. Oraya çekiliyor. Oraya onu çeken de bizzat Jailer'ın kendisiymiş. Evet. Bunu da sonradan öğreniyoruz. Yani orada Jailer Sylvanas'la anlaşma yapıp sonradan işte Azeroth'a müdahale edebilmek için özellikle Sylvanas'ı seçiyor
ve onu oraya çekiyor intihar ettiği zaman. Belki bunu da bekliyorlar. Yani işte bunun üzerine bir plan kuruyorlar ve işte Shadowlands'in işleyişini bozmak için, belki işte kendini Shadowlands'tan ya da Mav'dan kurtarmak için böyle bir olay bekliyor işte Jailer'da. Yani belki benzer bir sürü şeyler yapıyor ama bu tutuyor. Ve bunu da yapmak için işte kendi takipçilerini sanki işte Odin'in Valkyrie'leriymiş gibi Sylvanas'a gönderiyor. Ve işte sanki eskiden bunlar işte Arthas Lich King'ken onun hizmetkarıymış gibi konuşuyorlar. Ve işte Sylvanas'ı oradan çıkarıyorlar kendilerini de feda ederek. Ondan sonra da zaten işte Sylvanas o Valkyrie'lerle yeniden gelip o ilk gücünü ondan sonra göstermeye başlıyor. Ondan sonra zaten işte Mav ya da Shadowlands Azeroth üzerinde müdahale edebilme gücüne ulaşıyor. Sylvanas sayesinde yani. O yüzden Sylvanas'ın Mav'a düşmesi sebebi işte Shadowlands'a karşı suç işlemesi ya da işte bizim dünyamızdayken, Azeroth'tayken yaptığı eylemler, işte kötülükler, iyilikler değil. Oraya çekilmesi özellikle. Sonradan bu işte güçler ve işte yetkiler verilsin diye. Veya bu durum Undead olması da alakalı olabilir. Çünkü Undead'lerin yani nasıl bir animalar olduğunu ve öldüklerinde tam olarak ne olduklarını hala emin değiliz ama Undead hakkında şunu ben eminim. Doğal değiller Undead'ler yani. Evet. Bütün o kozmik çarta yapılabilecek en büyük küfür aslında Undead yaratmak ve Necromancy. Evet. Çünkü animasını yok ediyorsun o canlının. Evet. Yani Undead doğal değil. Evet. Onun için gitmiş olabilir baba doğrudan. Evet evet. Void bölümünde de anlattık. Undead'ler Void'lerin corruption'ından da etkilenmiyorlar. Bak evet. Skywalker yani... gene güzel bir soruyla geldi. Ben de sizin gibi düşünmek istiyorum. Kendini kötü gösteriyor Sylvanas fakat. Fedakar ediyor. Sir Severus Snape gibi diyorsunuz. Ama bütün animalar Mav'a gidiyor. İşte oradaki teorimiz de şu. Mav'a giderken neden ağacı yaktı? O ruhlar Mav'a gidip Jailer'ı güçlendirdi. Dolayısıyla 4. savaşta tüm ölenler Jailer'ı güçlendirdi gibi düşünüyorsun. İşte biz de diyoruz ki o Arbiter Jailer bozuk düzeni düzeltildiğinde ki Sylvanas'ın asıl amacı bu diye düşünüyoruz. Hatta bir hafta önceki yayında Mavsworn yayını yaparken özellikle Sylvanas'ı Elite diye verdiklerinden bir evet. teori çıkarmıştık Jailer'la. Direkt evet. olarak ilişkili değil, birebir çalışmayacak diye. Evet. Mav'daki... Çok önemli bir detay gerçekten. Evet. Yani Sylvanas Mavsworn faction'ından biri olarak gözükmüyor. Jailer'ın müttefiki olarak gözüküyor. Ama takip. İşte o düzen düzeldiği zaman Night Elf'lerin ruhu da, Draenei'lerin ruhu da, atıyorum trollerin ruhu da gitmesi gereken yerlere gidecekler. Gitmeleri gereken kozmik güçlere gidecekler. Çünkü şeyi konuşmuştuk. Ya da ampul bütün olacak. Ruhları şu an death alıyor. Ve ben işte şey demiştim. Hep söylediğim şey. Arbiter'ın yerinde aslında Jailer vardı ama bu iş böyle gitmez deyip isyan etti. Onun için Mova atıldı. Yani Shadowlands düzeni yanlış bulup bizim animalarımızın petrol gibi kullanılmasını yanlış bulup isyan etti, o yüzden Mova atıldı. Çünkü bu bildiğimiz bir şey. Primus söylüyor bunu Mova atıldığını bir ihanet yüzünden. Ve buradaki amacı da belki de kendi ordusunu bu animayla kurup diğer kozmik güçlere savaş açmak. Ya da sorun her neyse artık. Yani evet. Jailer konusunda da ön yargılı olmayın. Hiç belli olmadı o işte. Evet aynen yani. Biz zaten işte yani olmaya da bilir işte en baştan Utku da bunu dedi. Biz burada spekülasyon yapıyoruz. Yani bu grilik muhabbeti üzerinden işte olasılıkları konuşuyoruz. Ama şimdi öyle bir olasılık ki yani gerçekten bunun bir olma ihtimali ve böyle çıkma ihtimali var. Ve işte genel gidişata da baktığınız zaman neden Sylvanas bir türlü boss olmuyor Garrosh gibi. İşte bir düşünün yani neden olmuyor. Evet. Demek ki böyle olaylar var. E işte devamı gelecek bu hikayenin. Daha çok rolü var ki ondan belki de böyle direkt boss yapıp öldürtmüyorlar Sylvanas'ı. Özellikle siz ondan nefret edin diye yüzeysel kötü gözüken şeyler yapıyorlar ki evet. böyle
sonuçta reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığında hareketler bunlar. Jader'ın hava atabilecek kadar güçlü olan kim anlamadım demiş. O yukarıda bütün... da sormuştu arkadaş. Aslında bütün... hemen söyleyeyim. Jader'ın hava diğer Covenant'lar gönderdi. Diğer Covenant liderleri gönderiyor. Evet, yani Winterkey'in Denatrius gibi. Denatrius'un kafası karışmış çok emin hatta. Değilim. Şey olabilir. Denatrius daha sonra Denatrius daha sonra fikir değiştirmiş olabilir hani Jader'la alakalı ya da hiç onlar Jalen'la beraber bu Dreadlord planını uygulamaya koydular. Çok önceden. Kozmik güçlerle alakalı. Bu fark edildi. O yüzden işte Winter Queen, Primus ve Archon gönderdi Jalen'a şeye. Nova. Denatrius'u fark ettiler mesela. Onu aslında ön bilgiyle verelim. Yani bu dediğimiz karakterler, yani Shadowlands'ı yöneten oradaki alt boyutları yaratmış olan karakterler Eternal Ones olarak geçen bir ırk. Bu ırkı şöyle düşünün, Titanlar gibi bir ırk bu. Çok böyle aşırı güçlü, hatta işte Ion Hazikostas'ın dediği üzere Titan plus plus olarak güç seviyelerini söyledi. Yani Titanlardan çok daha güçlü bir ırk bu. Bunlar Shadowlands'ı yaratıyorlar. Shadowlands'in ilk düzeninde, yani aslında işte First Ones yarattı diyorlar. O düzeni onlar kurdu diyorlar ama alt bu gördüğümüz işte Bastion'ı, ne bileyim Revendreth'i, Ardenweald'ı falan yaratanlar bu Eternal Ones'lar. Ve bu Eternal Ones'ın bütün üyeleri birleşip Zoval'ı, yani şu anda Jailer olan karakteri bir şekilde Maw'a hapsediyorlar. Evet. Maw'ı hapis boyutu haline dönüştürüyorlar. Maw eskiden şimdiki halinde değil, bunu da biliyoruz. Eskiden Maw bildiğimiz kadarıyla, yani aldığımız birkaç işte beta'dan aldığımız kırıntıdan anladığımız kadarıyla Maw bir First Ones'dan kalan bir eski bir boyut. Yani evet, Shadowlands'dan, o da bir bölge yani. Shadowlands'dan önce orada olan bir boyut. Ama burayı işte bir hapis boyutuna çeviriyorlar ve Zoval'ı da, yani Jailer'ı da oraya işte baş gardiyan olarak hapsediyorlar. Yani hem oradan... oraya da olabildiğince az anima yollamak için kural koyuyorlar. Jailer'ı animadan yoksun bırakmak için. Evet, Maw'ı ilk düzeninde, yani diğer Eternal One'ların kurduğu ilk düzeninde Maw'ın düzeni bunun üstüne kurulu. Yani o kadar büyük suç işlemiş, yani suçluları atalım ki oraya çok az işte anima gitsin, onunla idare etmek zorunda kalsınlar diyorlar. İşte zaten o yüzden kuruluyor bu düzenek. Ama son aşamasında işte Jailer bu düzeni bozuyor. Arbiter'ı pasifize ediyor bir şekilde. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Arbiter işte diğer bütün boyutlara eşit bir şekilde işte anima dağıtımı yaparken ve Maw'a anima gitmesini engellerken, şu anda pasif halde kaldığı için bütün ölümlü ruhlar direkt olarak şu anda Maw'a gidiyor. Normalde hiç gitmemesi gereken işte ve işte o boyuta aslında hiç düşmeyecek ruhlar bile Maw'a gidiyor şu anda. Ve bu sayede Maw işte anima gücü ile böyle güçlendiği için de işte Sylvanas üzerinden, başka şeyler üzerinden böyle dış kozmik güçlere müdahale edebilecek seviyeye geliyor. Şu anda işte bizim zaten Azeroth üzerinde göreceğimiz olay da bu. Yani Sylvanas, sadece Sylvanas yapmıyor bunu. Bu işte şey başladığı zaman, işte bu pre-patch event dediğimiz olay, yani Death Rising diye bir event başlayacak. İşte bu da işte Sylvanas o kapıyı açtığında, işte o helmi kırdığında başlayacak. Ve işte o andan itibaren Maw'un güçleri İşte Azeroth üzerinde etkin bir şekilde gözükmeye ve işte müdahale etmeye başlayacaklar. O işte sinematik izlediyseniz gördüğünüz işte Anduin'in kaçırılması falan gibi olaylar bu sayede olacak zaten. Yani Maw'ın aslında bir böyle hapis boyutu olması gerekirken ve oraya giren kimsenin çıkamaması gerekirken, oradan çıkanlar işte böyle şeylere yol açacak. Yani şu anda Sylvanas yapmıyor bunu. Jailer sayesinde oluyor bunlar. Evet. Sylvanas da Jailer'ın işte baş müttefiklerinden biri. En azından Azeroth üzerinde yapacağı şeyleri yöneten müttefiklerinden biri. Öyle düşünün.
Güzel açıklama, böyle şey, Görkem'in eski formunu hiç kaybetmediğinin kanıtı diyeyim. Biraz konuşuyorum. Valla 2-3 dakika falan konuştu galiba. Evet evet. Özlemişim ama. Sağ ol. Senmeyen de çok artık. Ne yapalım? Değil mi? Ne canım? Aa. Abi adam brutal vokala yatkın bir nefesini ayarlayabiliyor demek. Andun niye hapis? Prenses gibi adamın zararı yok. Lore sürükleyici olmasa bu kadar yıl çekilmezdi oyun. Yani zaten bütün oyunların oynanabilirliğini artıran şey altında yatan hikayesidir her zaman için. Bu arada kafamda bir teorim var. King Viren bence kesin Mav'da. Anduin'in kaçırılmasında bir sebep görüyorum ki Anduin Mav'dan babasını Bestina ya da Maldraxxus'a kurtardığını düşünüyorum. Neden olmasın? Meryem Mav'a gitti zaten tahminlerine göre. Bu ara Bestina'dan ziyade Maldraxxus ihtimali daha yüksek. Katılıyorum o konuda da. Eğer Viren şey olacağınsa, kurtarılacaksa. Meryem yani. Evet, Maldraxxus'a daha bir yakışır. Hatta aynen. Ve hatta Garrosh gibi animasının yüksek olmasından mütevellit Revendred'e düşmüş şey. Olabilir. Hatta yok hani Denatrius'un ağzını sulandıran bir karakter olabilir yani. Jailer'la böyle alttan pazarlık yapıyor. Onu versene bana falan, biraz halkı besleyeyim falan diye. Şarap yapıyor ondan falan. Ay, Garrosh'u içiyorlar. Yani. Garrosh'u içiyorlar orada arkadaşlar. Garrosh'un iyi olay. Yani. Ye. İşte bu arada Arthas'ın işte olayını soran çok oluyordu. Ona da mesela değinelim. Şimdi Arthas Mav'a düşüyor işte, izlediyseniz Bastion animasyonunu. Ama o da Mav'a doğal yoldan düşmüyor. Onu evet. Daha bu arada. Belki de Revendred gitti. Yani i̇şte, ya da Maldraxxus tuttu, ne bilelim ya. Ama Mav'luk değildi yani, onu biliyoruz. Ya da işte oraya düştükten sonra doğal olarak düşmediği için içeride farklı bir yol izlemiş de olabilir. Ya da işte o da Jailer'a belki yanaşmış olabilir. Ama şimdi şey, Arthas'la ilgili çok fazla şey görmeyeceğimizi resmi olarak açıkladılar. Esas onu diyecektim. Arthas'la ilgili çok beklentiye girmeyin. Yani büyük ihtimalle görürsek bile ufak bir cameo, böyle merhaba deyip kaçacak gibi bir şey olacak. Yani sadece başına ne geldiğini göreceğiz muhtemelen. Ama Garrosh muhtemelen daha fazla göreceğiz gibi gözüküyor. Orada öğürürken değil mi? Bütün şey... Yok hani direkt şey... olarak var ya hani öyle diğerleri öyle... biraz daha ihtimal diye. Hatta Garrosh demişken bu şey yeni ortaya çıkan Thrall figürüyle ilgili onun üzerinden bir geyik yapayım hemen. Eğer gördüyseniz arkadaşlar, yeni bir Thrall figürü geldi. Hemen reklamını yapayım size. Evet. Yeni Thrall figüründe bir detay var. Hemen bir dakika, şimdi önce kopyamı atıyorum. Çok eblek bakmıyor mu ya o? Kim o? Ya evet, bir o bakışına herkes takılmış, bütün Reddit de dalga geçmiş. Ya evet ya o şey gibi. Ama çok abi, inanılmaz komik bakıyor ya. Bakışı geçersek şu anda... Mavi gözleriyle. Evet. Bir dakika şimdi... Elinde Doomhammer var. Aynı zamanda babasının baltası var. Yani Durota'nın baltası var. Artı tabii de Warchief'ken giydiği Orgrim'in işte zırhı var. Yani Doom Armor muydu? Pardon. Şimdi adını hatırlayamam ama Orgrim'in zırhı var işte. Bunu da Warchief'ken giyiyordu. Sonradan işte Warchief'liği bırakınca bırakıyordu işte zırhı giymeyi. O işte kataklizm zamanında zaten böyle cübbeli bir hali var işte, full şaman olduğu. Şimdi bu figüre bakarsanız ilginç bir şekilde Thrall'ın yeni halini eski Warchief haliyle birleştirmiş bir evet, böyle kılık kıyafet var. Ve şimdi Garrosh dedik ya, Garrosh da Revendred'de çok büyük ihtimalle ve büyük ihtimalle bu olaylar birleşecek arkadaşlar. 9-1-9-2 gibi bir olayda Thrall'ı muhtemelen bu figürdeki haliyle göreceğiz. Belki çok daha erken. Sağlara dönüyor böyle. Oluyor. Yani ya Thrall yeniden Warchief olacak. Yani bu da demek oluyor ki yeniden bir factionlar birbirine girecek. İşte eğer de böyle bir şey olursa, bunun iki şartı var. Yani iki yol gidebilir bu olay.
Ya yeni bir Faction War gelecek, Battle for Azeroth V2.0. Belki işte hiçbirimiz bunu istemeyiz değil mi? Ama bu olmazsa da bu savaşı engellemek için tam tersi şekilde eskiden nasıl işte Horde'un kötüye dönen liderlerine karşı iki taraf birleşiyordu. Şimdi Alliance'ın kötü tarafa dönen bir iki liderine karşı herkes birleşecek gibi gözüküyor. Ya bir de şey ya, var orada ayrı bir detay da. Dur hemen unutma. Bu da çok büyük ihtimalle Tyrande ve Gen olacak arkadaşlar. Evet. İkisi de çok fena Darkseid gidiyorlar. Evet çok agresifler. Bu ikisine karşı herkes birleşip karşılarında da bu tralı görebilirler diye. Maviş gözleriyle. Böyle de bir şey olursa yeni bir faction war olmayacak. Çok büyük ihtimal faction olayı ortadan tamamen kalkacak bir sonraki expansion. Şey bunu diyorum ben, Doomhammer detayı orada çok şey ya bence. Evet. Evet diğer artifektler yani, de çıktı mı o zaman? Yani işte bu şekilde kullanıyorsa, eğer ki şaman güçleriyle kullanıyorsa, öteki türlü kullanıyorsa zaten düz bir çekiç şu anda Doomhammer. Yani eski gücü yok. Şaman ama gücü hala yok. Kendi şamanlık güçleri olacak mı onu da bilmiyoruz belki. Ama Thrall yeniden şaman güçlerine kavuşup işte Doomhammer'ı yeniden eski gücüne getirebilecek bir kudrete dönüyorsa o zaman iş değişir. Yani bunu çünkü bir şey için yapması lazım. Yani bir amaç, bunun için bir sebep lazım değil mi? Yani şu anki durumda yoksa evet, ailemin yanına döneyim, çocuklarımı büyüteyim diyen bir Thrall var ki. Son kitapta öyle en azından. Ama bu gördüğümüz figürdeki Thrall'ın o kitaptaki pasif Thrall'la hiçbir alakası yok. Nasıl yok ya? O ne biçim bir gülüş ya? O ne öyle ya? Ya ama bak orada Edraktus çok güzel bir şey söylemiş. Yok heykelcilik, yani heykeltıraşlık anlamında inanılmaz bir iş çıkarmışlar. CGI'deki suratına direkt benzetmişler. İfade evet biraz mülayim olmuş. İfade mesela Jaina'nın da çok güzel bir statüsü vardı ama bir garip. Ama şöyle bir şey, ben satın alabilecek güçte olsaydım kesinlikle överdim. Şu an satın alamıyorum, yereceğim. Ekmek bandım için şu anda. Mundar da. Evet Mundar değmez abi ya. Değmez abi ya. Çok iyi kötü falan. Aşkım maviş gözleriyle Tarkan'a benzetmemişler. Değil mi hocam? Evet hocam. İnşallah hocam. Gözleri hep maviydi zaten. Maviş göz. Ama burada böyle ve çok bir bayrak. Kaşlı tatlı. Dikkat edin hiçbir orkun kaşı yoktur bu arada. Thrall'ın var. Kaş ben ona hiç dikkat etmedim. Şu anlığı yeni aydın. Kuzan azalmış. Kaş dedin. Adamın bile iki kaşı var. Yani. Thrall'ın bile iki kaşı varken Utku'nun şu haline lütfen. Şu gözlerim yeter. Şimdi diyelim ve toparlayalım. Murat'an ve Görkem'e arkadaşlar sorayım ben. Toparlayacaksanız son cümlelerinizi alayım ve ufak ufak veda edelim. Benim son cümlelerim Sylvanas konusunda lütfen açık fikirli olun ve bugün söylediklerimiz artık bir etkili olsun ona olan bakış açısında. Diğeri de Elun konusunda da gözünüz açık olsun. Çok önemli bir karakter. Çok güçlü ve ne olduğunu düşündüğümüzden bile fazla etkili bir karakter olabilir. İleride aşırı neşli olabileceğimiz bir canlı olabilir ama Light Lord değil ya. O seviyede değil, başka bir şey Elun. Her şeyle bağlantısı olan bir First One'dan. Evet, bence öyle. İlk gördüğümüz First One olabilir. Görkem. Elementalleri sormuş Mista Keman ama bunu bak live bölümünde bayağı detaylı anlattık. İstersen o bölümü aç izle. Sadece elementalleri değil, bunların nasıl oluştuğunu, life gücünün nasıl işte geldiğini, Azeroth üzerindeki yansımasını falan, kozmik güçleri tek tek incelediğimiz bir seri var. Oradaki live bölümünü şiddetle tavsiye ederim. Onun altına yorum atarsan ayrıca merak ettiğin bir şey olursa oradan da cevap veririz. Sosyal medyadan da her türlü sorularınıza cevap veririz. Bu bölümle ilgili ben son bir diyeceğimi diyeyim. Yani en baştan dedik aslında Sylvanas'la Elun olarak konuyu seçmemizin sebebini baştan beri izleyen herkes umarım anlamıştır şimdi. İkinci olarak Murat'ın dediğine ben de %100 katılıyorum. Lütfen hikayeyi tek taraflı görmeyin. Yani WoW'un hikayesi gerçekten çok katmanlı ve bu yüzden güzel. Yani her açıdan görmeye çalışın. İmkanınız varsa
işte farklı karakterlerle farklı yerlerini oynayın. Mesela ben özellikle hem Horde hem Alliance tarafından hikayeyi görmek için ilk oyuna başladığımdan beri işte alt karakterlerle bunu görmeye çalışıyorum. Yani her ne kadar böyle burada roleplay yapıp işte Horde sempatizanı falan gibi gözüksem de aslında yani benim genel olarak oyunda sevdiğim şey bu çok katmanlı, iki taraflı böyle hatta 4-5 taraflı hikaye olması ve işte hiçbir karakterin ne tam iyi ne tam kötü olması, bu grilik olayı. Yani bunlara dikkat edin. Shadowlands için de size tavsiyem, şimdiden 4 karakterinizi hazırlayın. Çünkü Shadowlands'ın da hikayesini tam görebilmek için her Covenant'ta bir tane karakteriniz olması gerekecek. Yani bunu tek karakterle yapmanız 2 yıldan fazla sürüyor. Bunu şimdiden sistemini açıkladılar. Covenant değiştirmek mümkün. Öyle bir mekanik var. Ama kolay değil. Ekstra zor. Yani 4 karakter mutlaka gerekecek bütün hikayeyi görmek isterseniz. Ciddi alt catch-up sistemleri de var. Yapabiliriz yani. Yapılabilecek bir şey. 4 karakter. Zaman içinde bütün oyunun başında olmasa bile paket boyunca 4 karakter katabiliriz. Evet evet. İlk başta bir tanesine odaklanıp sonra diğerleriyle devam edebiliyorsunuz. Yani tek karakterle ilk başta mesela bütün Shadowlands'ın hikayesini sıradan oynamak zorundasınız. Ama bunu bir kere yaptıktan sonra ikinci karakterinizden itibaren işte direkt olarak Covenant'ınızı seçip hemen böyle onlarla kasabiliyorsunuz ve işte o hikayeyi atlayabiliyorsunuz. O yüzden yani 4 karakter olayını ciddi düşünün. Benim size tavsiyem işte eğer ki hikayeyi işte oynayarak ilk elden görmek istiyorsanız bunun hazırlığını yapın. 4 Covenant'ında çünkü endgame hikayeleri yani level 60 olduktan sonra göreceğiniz hikaye hepsinde bambaşka ve bu şeyden sonra ilk Shadowlands çıkacak ve işte 9.1 patch'i gelene kadar yapacağınız hikayeden sonra da ona göre devam edecek bütün bunlar. Daha 9.1 yani 3 tane content patch geleceğini söylediler evet. Şimdiden. O 3 content patch'te daha açıla açıla bu konu devam edecek. Yani o 4 karakteri mutlaka kullanacaksınız. Hikaye açısından da seviyorsanız bunu şimdiden tavsiye ediyorum. Diyorum ve iyi geceler diliyorum şimdiden. Böylelikle arkadaşlar 5 haftalık serüvenin diyelim sonuna geldik. Gamify destekleriyle toplamda 10 adet Shadowlands Base Edition dağıttık. Bu hype'ı yakalamışken ara vermek istemiyoruz. Buradan tekrar hatırlatalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ve Gamify'in bize bu sağlamış olduğu desteklerle 2 adet de bu 10 tane Shadowlands'in yanında 2 adet Game Time vereceğiz. Ve hype yine aynı şekilde sizler tarafından bizlere yaptığınız destekler devam ettiği sürece Shadowlands dağıtmaya devam etmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi Eda böyle biraz şey söylemişti ama Cem Yılmaz'ın esprisidir. Sizde olanı size koyacağız arkadaşlar. Sizde olanı size yükleyeceğiz. Tamamen gelecek olan desteklerinizi bu yönde yönlendireceğiz. Bilginiz olsun diyoruz arkadaşlar ve veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Lütfen bugünlerde dikkatli olun. Maskenizi takın. Ve dezenfektanınızı kullanmanızı yanınızda bulundurun arkadaşlar. Kendinize lütfen dikkat edin. İyi geceler. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. Hoşça kalın. Bizi de takip etmeye devam edin sosyal medyadan. Görüşürüz. Konuşuruz.